İyi akşamlar efendim. Beşinci güne hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bu hafta yine Türkiye'nin gündemindeki konuları masaya yatıracağız. Stüdyomuzdaki değerli konuklarımızla birlikte. Bu akşam gazeteci Güngör Yavuz Aslan bizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, merhabalar. Sağolunuz. Akademisyen, Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi, Akşam Gazetesi yazarı Taceddin Kutay hocamız her hafta olduğu gibi bizlerle birlikte. Hocam iyi akşamlar. Akşamlar. Sağolunuz. Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağolunuz. Sesiniz nasıl oldu? Biraz daha iyi. Maşallah. Bu akşam inşallah sesi böyle daha güzel bir şekilde dinleyeceğiz. Birazdan sürprizimiz olacak size. Efendim, Ankara stüdyomuzda da hukukçu Mustafa Kemal Çiçek bizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Mustafa Bey. İstanbul'a selam, saygılar. Sağolunuz, teşekkürler. Şimdi tabii seçimlerden sonra ortaya bir tablo çıktı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem İYİ Parti'de. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlayarak konuşalım. Çünkü en günceli orada. Ekrem İmamoğlu değişim ifadesini kullanmıştı hemen seçimlerden sonra. Şimdi orada el yükseltti değişim konusunda. Böyle MYK değiştirerek değişim olmaz dedi. Değişim derken biz farklı bir şey ifade etmiştik dedi. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce vatandaş değişim istiyor, biz de MYK'yı değiştirdik demişti. Ben hatta bugün inanamadım, bir daha okudum. Gerçekten öyle demiş. Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışı önümüzdeki süreçte nasıl yansır? Önce Mustafa Kemal Çiçek'ten başlayarak bu konudaki yorumlarınızı alalım. Evet Mustafa Bey, sadece MYK'yı değiştirmekle kalmadı. MYK salonunu da değiştirdi Mustafa Bey. Orayı da bir elden geçirmişler, güzelleştirmişler. Değişmeyen tek şey Kemal Kılıçdaroğlu oldu bu süreçte, öyle görünüyor. Tabii burada Ekrem İmamoğlu bu mesajları veriyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'yla kritik iki görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmelerinde gergin geçtiği zaten net olarak ortada. O kadar ki bu görüşmeler neticesinde Ekrem İmamoğlu'na yakın olan birkaç ismin MYK'da olması düşünülen birkaç ismin de daha sonradan listeden çıkarıldığı yönünde de epey mesnetli kulis bilgileri de var. Burada tabii bunu hep söyledik, söylemeye devam ediyoruz. İşte MYK bu kongre takvimini açıkladı işte dün itibariyle başladılar. Sayın Çiçek, bir şey sorabilir miyim? Kongreleri, şimdi mahalle sürecinde. Bu bahsettiklerinizi zaten anlatmıştınız. Yalnız şöyle bir şey, Ekrem Bey'le Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede bir tartışma yaşandığına dair bir iddia var. Böyle bir kulis size de geldi mi? Yani o işte Ekrem Bey'in kendi istediği isimleri dayattığı, Kemal Bey'in o noktada net bir cevap vermediği, Ekrem Bey'in sinirlendiği gibi bir şey. Ama doğru mu değil mi bilemiyorum tabii. Zaten bugün Ekrem İmamoğlu'nun verdiği mesaj açık değil miydi? Baba oğul münasebetini soruyorlar. Onların hepsi geçmişte kaldı minvalinde bir açıklama yapıyor. Artık baba oğul olmadıklarını, artık bir nevi hasım noktasına geldiklerini kendisi ikrar etmiş vaziyette. Şöyle bakın, Kemal Bey'in şöyle bir durumu söz konusu Mustafa Bey. 2018'de de malumunuz Muharrem İnce seçimi kazandıktan sonra artık genel başkan ben olayım, siz onursal genel başkan olun diye bir yemekte, eşli yemekte bu teklifte bulunmuştu. O toplantı gerginleştiği aşamada Kemal Kılıçdaroğlu bu teklifi kabul etmeyerek sen 2-3 günde partiyi darma duman edersin noktasında da sert eleştirilerde bulunmuştu. Bu o zaman yansıdı, kamuoyuna da yansıdı. Burada da Ekrem İmamoğlu'nun söylediği husus şu, siz gidin koltuğu bana bırakın. Yani siz kurultay delegelerine mesajı verin, Ekrem İmamoğlu'yla yürüyoruz yola deyin. Bu iş bu şekilde tereyağından kıl çeker gibi neticelensin bu noktasında. Olur mu ki? Yani o arada işte Kemal Bey'in aykırı değil mi? Tabii. Ekrem Bey'in bu konuşmasından sonra Kemal Bey'in çatalı sert bir şekilde işte tabağa vurduğu yönünde falan ifadeler dile getiriliyor. Yani gerginlik olması noktasında, yoksa Kemal Bey çıkıp hakaret etmez. Ben hiçbir küfür ifadelerini kullandığına rastlamadım. Ama bu şekilde sert bir şekilde işte fiziki olarak bir davranışta bulunduğu söyleniyor. Burada objelere karşı bulunmuş tabii, bunu yanlış bir yani ifade doğru tarzı anlıyoruz. Olmasın. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yemekteler, çatal bıçak var.
Ekrem Bey koltuğu bırak diyor ilk defa net bir şekilde. Kemal Kılıçdaroğlu da sinirlenip çatalı bıçağı fırlatıyor. Böyle mi oluyor olay? Evet, o noktada bir gerginlik olduğu söyleniyor. Yani parti içerisinden aldığım duyumlar o noktada. Burada tabii tabiatına aykırı şunu Ekrem İmamoğlu net görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine gel genel başkan sen ol ben sarfı nazar ediyorum demedikten sonra bu kurultay delegeleri olağanüstü kurultayda olsa, olağan kurultayda olsa yani mevcut delegelerle de kurultaya gidilse, işte olağan kurultay sonucunda değişen delegelerle de kurultaya gidilse Ekrem İmamoğlu netice alma şansı yok Mustafa Bey. Ekrem İmamoğlu'nun tek şansı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması, kendisinin aday olması. Kemal Kılıçdaroğlu'nda işte sen İstanbul'u aldın, sen İstanbul'un fatihisin demek suretiyle onun sırtını okşaması ve kendisini aday olarak göstermesi. Öyle bir beklenti içerisinde, o beklenti de gerçekleşmeyecek. Zaten kongre takviminde kurultay tarihi açıklanmadı Mustafa Bey. Yani gene bir kulis bilgisi olarak bunu söylüyorum. Kurultay her şekilde mahalli idareler seçimi sonrası yapılacak son noktası. Yani siz il ilçeyi yapacaksınız ama kurultay tarihi çünkü Mart'tan çok önce 60 gün önce Yüksek Seçim Kurulu takvimi de açıklayacak seçim takvimini. Bizim takvimle sizin takvim çakışıyor. Adayları belirlememiz lazım. Yerel belediyeler bizim için çok önemli diyerek bunu atacaklar. Şimdi, Mart 2024'ten sonra bir tarihe. 2,5 senelik bir gecikme demek değil mi? Hem de nasıl? Şeyi kaçtı ben şu tahtaya geçiyorum arkadaşlar. Tacettin Hocam, Tacettin Hocam Kemal Bey, onu aşıyorlar zaten kurultay kararı almakla. Ne zaman sizde şu tarihi söyler misiniz kurultay tarihini? Şeyi ilçe ve il belediyelerinin tarihleri. 23 Ekim'di galiba en son il olan. Tabii belediye diyorum, başkanlıkların. O takvim benim elimde de mevcut. Yanlış bilgi vermeyelim orada sevgili seyircilerimize. Tabii onu şöyle ifade edelim. 23 Ekim'di galiba en son. Takvim 6 Haziran 2023 itibariyle yani dün itibariyle başlıyor. Son bitiş tarihi ise il kongrelerinin bitiş tarihi 15 Ekim 2023. İl kongresi bak onu bir yazalım. İl kongreleri en son kongre değil mi bu? İl kongreleri 16 Eylül'de başlıyor. 15 Ekim'de bitiyor. Yani bir aylık bir süre tanımışlar Mustafa Peki Bey. Mustafa Kemal Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu Kemal Kılıçdaroğlu için riskli bir Buyurun şey değil hocam. Mi? Yani şöyle bir risk olmaz mı burada? İl kongrelerinde rakip listeyle çıkıp Ekrem İmamoğlu'nun yer yer başarılı olması, genel başkan seçimi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak bir şey olmaz mı CHP içinde? İl kongrelerinde ona yakın olan isimler mi seçti? Hayır kendisi hocam, rakip alternatif bir listeyle çıkıp. Tabii. Siz şunu söylüyorsunuz. Mahalle delegelerinde, il ilçe kongrelerinde kendisinin kazanımı çok olursa siz kongre tarihini açıklamasanız dahi Ekrem İmamoğlu işte kongre bu zaman yapılsın diye bir baskı unsuru oluşturabilir mi diyorsunuz? Hayır onun yani payı var. Genel ama başkanlık seçimini sonraya aldı diyelim. Çıkıp Ekrem İmamoğlu şunu demez mi? Görüyorsunuz efendim biz mahalli kongrelerde de böyle bir ağırlığa sahibiz. Çekil artık. Baskısı yapmaz mı Kılıçdaroğlu'na? Hocam Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçim atmosferi çok farklıdır. Kimse o sürece girmez. O süreçte herkes belediye meclis üyesi, belediye başkanı olma yarışına gireceği için kimse o havanın içerisinde olmaz. Kemal Bey de bunu öteler. Yerel seçimde bir iki yeri fazladan kazanırsa kendi başarılı addeder. Kazanamazsa da getirdiği ekipleri bir yere 5 yıllığına getirmiş olur. Ondan sonra da herhalde kendisine Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığı koltuğunda nihayete erdirir diye düşünüyorum. Şimdi, ama şunu söylemek lazım. Burada kongreler süreci işte il kongreleri tamamlandıktan sonra büyük kurultay 38. olağan kurultayın yapılış tarihi ilan edilmedi. Normal şartlarda bu tarih de ilan edilirdi. Şu anki MYK'da ki PMD de bunu yakalayacaktır. PMD'de de Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine bir çoğunluk oluşmayacaktır bu süreçte. Bunu ötelemek istediklerini öteleyeceklerdir. Sadece kurultay kararını ilan etmek ile Yüksek Seçim Kurulu'nun artık uzatamazsın 3 yıl 2 artı 1 3 yılda tamamlayacaksınız şartını yerine getirdiklerini düşünüyorlar. İşte seçim şartlarından dolayı da bunu öteleyebileceklerini şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nda
buna ses çıkarmayacağını değerlendiriyorlar. İşin özü bu hocam. Tamam, ama çok önemli bir şey soruyor. Buyurun. Siz sorun. Şu anda siyasi partiler kanununa göre muallak bir durum ortaya çıkıyor sizin dediğinize. YSK düşün, ya YSK kabul etmezse? Hayır, şu anda siyasi partiler kanununa göre partiler ne kadar zamanda bir bu tüzüğüne göre yapıyor zaten. Değil mi? Şu CHP bu kararları kendi tüzüğüne göre alıyor. Bey, iki yılı geçmedi mi? 2820 sayılı siyasi partiler yasası 2 yıl diyor. Ama bunu belli şartlarda 1 yıl yok, ancak öteleyebilirsiniz diyor. Ben şimdi bir şey soracağım. Şu anda biz 7 Haziran'dayız. İl kongreleri, yani şimdi bir süreç başladı. İlçe kongreleri yapılacak. İlçe başkanları seçilecek. İl başkanları seçilecek. Orada işte ayrı kavgalar olacak falan. O sırada belediye seçimleri de var. Belediye seçimleri de ayrı bir tartışma, kavga olacak. Benim sorum şu. 15 Ekim'de il kongrelerini yaparsa eğer Cumhuriyet Halk Partisi, kurultayı ne zaman yapar? Yani ne kadar zamanda yapabilir? Mesela 2 ayda yapabilir mi Murat Özer? Bilmiyorum. Yani açıkçası. Yani 2 ay, 45 ayda... gün süresi var. İlan ettikten sonra 45 günlük ilan 45 süresi var Mustafa Bey. En geç onu bitirecek tabii. Üzerine de 45 gün ekleyin yani bunu. Işte 45 günde üzerine ekleyin. Eklersek en geç Kasım ayının 30'una kadar o zaman süresi var. Doğru mu? Kasım sonuna kadar. Tabii. İlanını yapar, gazetede yayınlar bunu. Büyük kongreyi toplanma kararıdır bu. Yasal şartlardır. O en dediğiniz geç tarihte yapabilir isterlerse peki ama ve bunu ilan edebilirler de hocam etmediler. Yani siz bir CHP bilirkişisi olarak soruyu da lütfen tenvir ediniz cevabınızla. Estağfurullah hocam, beni de bilirkişi addetmeyin. Ama CHP'yi aramızda en iyi siz biliyorsunuz, biz ne anlarız? Epey bir faslına girdi artık hocam aramıza. Şimdi hocam, Kemal Kılıçdaroğlu delegeye bu kadar güveniyorsa ve Ekrem İmamoğlu da onun icazeti olmadan bu yola çıkılamayacak noktasındaysa, Kemal Bey bu kurultayı bir an evvel yapar, çatlak sesleri ayıklar, yeniden güven oyu almış bir adam olarak yerel seçime girer. Daha mantıklı değil mi hocam? Niye bundan evet sarfı nazar ediyor? Evet, biraz daha aç onu bak, 30 Kasım çok şeyde kaldı. Cafer abi. Yani hocam onu Kemal Bey'e sormak lazım. Dediğiniz gibi delegeye bu şekilde güveniyorsa o noktada, ama riski almak istemiyorlar. Ya belediye seçimi var hocam hakikaten. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olduğunuz zaman bu yerel belediyelerin, yerel yönetimlerin ehemmiyetini daha iyi algılıyorsunuz. Anladım. Hocam şimdi şu var. Yani izleyici için, izleyicinin için bir şey soracağım. Evet. Yani benim de kafam karıştı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Büyük Kurultay kararını MYK mı alıyor? Bir bu. Merkez Yürütme Kurulu alıyor mu? Yoksa parti meclisi mi alıyor kararı? Parti meclisi alıyor hocam. Parti meclisi tamam, alıyor. Tamam. Şimdi parti MYK meclisi. Daha parti meclisi toplanmadı. Soru bir, ben Mustafa Bey'in müsaadesiyle. Estağfurullah. Bir, parti meclisinde bir yenilenme olacak mı? Mevcut parti meclisiyle mi devam edecek? Yani onların işleyişi nasıl? Bunlar istifa ettiği için genel başkan yetkisini kullanıp yeni atadı. Parti meclisinde bir değişiklik olmayacak sanırım. Orada da bir değişiklik olur diyorsunuz. Bu şeye soruyorum. Güngör Bey, parti meclisinde ancak kongre sonucunda bir değişiklik tamam olur. 60 kişilik parti meclisi diğer tamam kongre sürecine kadar devam edecek. Anladım, zaten. Tamam. Yani bu parti meclisi, mevcut parti meclisi büyük kurultay kararı alabilecek yetkiye sahip şu anda. Yani şu büyük kurultayı tabii. En geç 30 Kasım'da toplayacak olan parti meclisi. Evet, evet. Şimdi parti meclisi bu kararı almadığı sürece, almadı sayalım. Hı. Yani bu kararı girmediği sürece takvim nasıl işleyecek? En son sınırları ne zaman? İşte 45 gün diyor 30 Kasım'da. Hayır, 2014'e ertelenebilir diye de bir görüş var, ondan soruyorum. Zaten 2024'ten bir ay. Yani mali yani değerler sonucuna kadar öteleyebiliyorlar mı? Az önce onu dedi. Yani şunu söylüyorlar Güngör Bey, bakın şimdi Temmuz'dan önce, Temmuz 2020'de yaptı yani Cumhuriyet Halk Partisi, tabii o dönemde yapmıştı. Temmuz 2023'ten önce bu kurultay sürecini, kongre sürecini başlatması lazımdı. Dün itibariyle bunu başlattı. Tamam. Yani şekli şartı yerine getirdik biz diyorlar. Tamam. Şimdi bu ilerleyecek. İlerledikten sonra işte 16 Ekim tarihi, nihai tarih, ilk kongreleri de tamamlanıyor. İlk kongrelerinin tamamlanması demek artık delegasyonun da oluşması demek. Tamam. Yani seçilen delegasyonun. Tamam. Bir doğal delegeler var, bir seçilmiş delegeler var. Geldik 30 Kasım'a, i̇şte anladım. Tarihten itibaren evet, o tarihte PM'nin oturup biz kongreyi şu tarihte yapıyoruz demesi lazım. Ya, demezse ne olur? Tamam, demezse ne olur? İşte
İşte dememe ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyoruz. Diyecekler ki yerel seçimler var, bu seçimler yani çok önemli. Biz bunları mahalli idarelerin ilerisine örteliyoruz. Bunu yüksek seçim kurulu kabul ediyor. 2024'te yapıyoruz diyecek. Peki YSK bunu kabul eder mi? Yani yasal çerçeve takvim nasıl? Güngör Bey, buna itiraz gelecektir mutlaka. Parti içerisinden mutlaka itirazlar yapılacaktır ama onların güvendiği, biz Temmuz öncesi kurultay sürecini başlatıyoruz. YSK'nın talebini karşılıyoruz noktasındalar. Anladım. Ama siz kongreyi yapmadınız, onu seçim sonrası ertelediniz. Bunu değerlendirecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur doğal olarak. Peki. Murat Özer, şimdi tablo acayip. Yani il kongrelerini en geç 15 Ekim'de bitirirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayı en geç 30 Kasım'a kadar yapılmak zorunda oluyor. Yani 45 gün arada olduğuna göre. Şimdi bir soru soruldu. Diyor ki Taceddin hocamız, ya Ekrem İmamoğlu eğer genel başkan olmak istiyorsa, Kemal Kılıçdaroğlu da bunu engellemek istiyorsa, o zaman niye bekliyor? Hemen yapar. Zaten delegeler onun. İşi bitirir. Ama burada da tabii başka türlü hukuksal bir şey çıkıyor da. Şimdi ne olacak o zaman? CHP genel başkanlığı koltuğu kime kalacak yani bu işin sonunda? Valla Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na koltuğunu kaptırabilecek bir noktada değil ki. Niye öyle olduğunu düşünelim. Cumhuriyet Halk Partisi başarılı bir seçim çalışması yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da %48 gibi bir oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde de yüksek bir oy bu. Bence son derece başarılı bir siyasi parti lideri. O açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kalması da kendisi açısından çok kıymetli bir şey. Zaten halkın beklentisinde bu yönde olduğu kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde bu konuda hiçbir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Kendi genel başkanlarına, diğer partilerin, ittifakın içindeki diğer partilerin liderleri kazanamayacak adam diye hep küçümsemişlerdi. Evet. Hatta kendi partisinin içerisindeki pek çok kişi de Erdoğan karşısında bir tuvalet terliği bile olsa oy veririz demişlerdi. Doğal olarak kendisi bir tuvalet terliği mesabesinde görmüşlerdi. Hı hı. Kendi liderlerini küçümsemişlerdi. Davetlerini hiç söyleyen de var. Fuat evet, tabii. Ne dediğini söylemeyeceğim. Şimdi bütün bu tartışmaları... Mersifon eşeği mi dedi? Öyle bir şey dedi. Ayıp bir şey yani. O çok yani, Mersifon eşeği dedi. Değil mi? Yani. Dedi ama yani çünkü bugün kınadı Anadolu Yayıncılar. Abi, mesela yani. Bütün bu son demem iki yıllık yani. Tartışmalar boyunca Kemal Kılıçdaroğlu düzenli, intizamlı bir şekilde kendisinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olarak lanse etti. Bundan hiç geri adım atmadı. Bu konuda çok istikrarlı bir şekilde hareket etti. Hatta son iki yıl boyunca Türkiye'de kamuoyunu işte Kılıçdaroğlu mu aday olsun, Mansur mu olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun diye bunlar tartışılırken üç lider birden Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına aday olarak çıktı. Değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bu da benim Cumhurbaşkanı yardımcım, adayım. Bu da bilmem ne adayım dedi. Billboardlara bile Cumhurbaşkanı adayı yazdırdılar. Adayı yazdı. Yani, Cumhurbaşkanı yazdırdılar. Hayır, kendisinin Cumhurbaşkanı ama Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı. Adayı değil ya. Cumhurbaşkanı yardımcısı diye kullandılar o unvanı. Yazdılar. Aynen, kullandılar. Şimdi doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi bütün gücüyle, bütün ağır toplarıyla, Ekrem İmamoğlu'suyla, Mansur Yavaş'ıyla neyi var, neyi yok sahaya sürdü mü? Sürdü. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki benle beraber misiniz? Evet, sizinle beraberiz dedi. HDP'si de dedi ki seninle beraberiz. PKK'sı da dedi ki seninle beraberiz. FETÖ'sü de dedi. Hepsi cümbür cemaat toplanıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardında dizildiler mi? Dizildiler. %48 oy da aldılar mı? Aldılar. Ama hep beraber mağlup oldular. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı olduğu bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde belki Cumhuriyet tarihinin en büyük, en görkemli mağlubiyetini yaşadı. Yani Türkiye'de kamuoyunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç gündemi gerçekten ilgilendirmiyor. Çünkü diğer tarafta çok büyük bir zafer havası var zaten. Hmm. Bakın Bakanlar Kurulu'nu bir günde ilan etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bütün dünyanın... Doğru mu anlıyorum? Arkadaşlar, Murat Özer çok ilginç bir şeye dikkat çekiyor. Yani burada İmamoğlu ve diğerleri, ya Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Ya o kaybetti, biz kaybetmedik. Hayır. Demeye çalışıyorlar ama aslında hayır, hepsi kaybetti. Hepsi birden kaybetti. Anladım. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Evet. Yani çok mesela Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olmuş olsaydı, biz bunu defalarca söyledik stüdyoda, yani son bir yıldır sürekli söylüyoruz. Adayların içerisinde ben defalarca söylediğim için tekrar söylüyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi adayları içerisinde en yüksek oy alabilecek potansiyele sahip olan kişi Kemal Bey'di. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka hiç kimse PKK'sını da FETÖ'sünü de Amerikan'ı da The Economist'ini de Der Spiegel'ini de hepsini ardına katabilecek bir potansiyele sahip olamazlardı. Çok yüksek performans sergiledi. Kemal Kılıçdaroğlu karşısında Ekrem İmamoğlu'nun nesi var? Şimdi Ekrem İmamoğlu genel başkanı olmak istiyorsa, çok başarılı olduysanız eğer, 4 yılda çok büyük bir performans sergilediyseniz İstanbul Belediyesi'nde, İstanbul Belediyesi Türkiye'yi yönetmek gibidir demiyor musunuz? Evet. Türkiye'nin en büyük bütçeli belediyesi, Avrupa'nın pek çok ülkesinden daha büyük bir nüfusa ve bütçeye sahip olduğunu söylemiyor musunuz? Cumhurbaşkanlığın yolu buradan geçer demiyor musunuz? Değil mi? Bunlar Ekrem İmamoğlu'nun lafları. Evet. O zaman işte bir 9 ay sonra seçim var. Hadi bakalım o zaman çıkın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrar adaylığınızı koyun. Niye Cumhuriyet Halk Partisi gibi sürekli 80 yıldır her girdiği seçimde mağlup olan bir siyasi partinin genel başkanlığına adaylık içerisinde bulunuyorsunuz? Şu çok açık. CHP'nin bütün belediye başkanları, Bolu Belediye Başkanı'ndan Adana'sına, Ankara'sından İstanbul'a kadar korkunç bir sefalet içerisinde şehir yönettiler. Her gittikleri yerde seçimlerde en korkunç, en derin mağlubiyetle karşılaşacaklar. Bunu biliyorlar. O açıdan yenilmez olarak gördükleri ve her zaman garantili bir koltuk olarak baktıkları, çok büyük bir gelire sahip olduğunu düşündükleri, her zaman protokolde de iyi bir yere sahip olduğunu inandıkları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için yarışıyorlar. Bakın biz bunu hep sürekli söyledik. 3 yıldır bu kişiler asla Cumhurbaşkanı adayı olmaya aday değiller. Bu kişiler asla Türkiye yönetmeye aday değiller. Bunların tamamı bu bir kıymetli bir pasta olarak gördükleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık koltuğuna, o makama talipler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne sürdüler. Kemal Kılıçdaroğlu hiç kendilerinden beklemeyen bir yüksek performans sergiledi. Bu saatten sonra Kemal Bey'i o tahttan, o koltuktan hiç kimse alamaz. Hele ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu kadar inanılmaz bir, korkunç bir performans sergileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu asla Kemal Kılıçdaroğlu'nun tahtını asla sarsamaz diye düşünüyorum. Evet. Hacettin Hocam. Mustafa Bey. Ne dersiniz? Çok kısa olursa zamandan tasarruf edelim. Ha, çok Murat Bey'e ekleme yapmak açısından söylüyorum. Dedi gerçekten açısından da doğru. Bakın 2018'de de Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olamayacağını belki biliyordu ama CHP'yi elde ederim diye bekliyordu. CHP her zaman nihai bir amaç olmuştur. Bakın yine bir kulis bilgisi vermek istiyorum burada. Değil mi? Bunların hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Anadolu'yu gezdiler. Anadolu'da Mansur Yavaş, Karadeniz'de işte Ekrem İmamoğlu. Ünvanlar kullanmaya başladılar. Bu evet. Siz işin nevisinde varsınız. Yarar varsa varız diyorsunuz. Ama külfet varsa yokuz diyorsunuz. Mansur Yavaş bugün işte Cumhuriyet Halk Partili birkaç blokta bürokratı var. İşte ASKİ Genel Müdürü de onlardan birisi. ASKİ Genel Müdürü ile alakalı olarak Sayın Melik Gökçek 3-5 gün önce bir tweet paylaştı. Dedi ki başarısızsın Mansur Yavaş, Ankara'yı sel götürüyor. Benden sana tavsiye, ilk işin ASKİ Genel Müdürünü görevden almak olsun dedi diye bir açıklama yaptı. ASKİ Genel Müdürüne Mansur Yavaş dün WhatsApp'tan yazı yazıyor. Emekliliğini istiyorum, seninle yollara ayırmak istiyorum diye talepte bulunuyor. Ve bugün ASKİ Genel Müdürü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne koşuyor. Şunu söylüyorum özet itibariyle. Mansur Yavaş da esas itibariyle yavaş yavaş CHP'den yollarını ayırmak için bir çaba gayret içerisine girmiş durumda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir anlamda çok şeylere gebe olacak yerel seçim öncesi. Buyurun hocam. Şimdi biraz futbol izleyen herkes bir şeyi bilir. Futbolcular teknik direktörden rahatsızsa teknik direktörü göndermek için oynamazlar. Ondan sonra ya teknik direktörü gönderirsin ya 11 tane futbolcuyu gönderirsin. 11 topçuyu göndermek zor. Sen hiç kafayı sallama. Sen futbol sevmezsin. Yok hiç sevmem. Bilmiyorum da şimdi ne anlattım. Ama bir tane hocayı değiştirirsin, adamlar oynamaya başlarlar. Şimdi bir şey soracağız. Bir partinin siyasal kapitali var ya. Partinin siyasal kapitalinin kimlerden oluştuğuna dönüp bakacağız. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi dediğin partinin Türkiye'ye geleceğe umut vaat edebileceği kaç tane vitrini var? Vallahi birkaç tane vitrini var. Bunların başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi geliyor. İkincisi Ankara Büyükşehir Belediyesi geliyor. Bak burada Tanju Özcan diye bir adam var.
Allah aşkına şu salondan kaç kişi Bolu'nun plaka numarasını söyleyebilir? Bolu çok vitrinde bir il değildir Bolululara selam ve hürmetle. Ama adam plakası. Türkiye'nin gündeminde. Bir şekilde gündemde olmayı başardı. Yani gündemde olmak her zaman keramet atfedilecek bir şey değildir. Adam tarihe geçmek için Zemzem Kuyusu'na bevletmiş. Böyle eski adamlar da var tarihte. Efendim? Aynı zamanda eski CHP milletvekili. Tabii eski CHP milletvekili ama önemli olan hadise şu hocam. Öne çıkabildiğini eski CHP milletvekilleri yani. Doğru, nerelere geldiler? Adam Bolu'daki belediye başkanı bir takım şenaatiyle işte kadınlara edepsizce laflar etti. Suriyelilere garip garip laflar etti. Yoksu faturaları, kökes suyu gibi Türkiye'nin en bereketli suyunun çıktığı yerde adam millete su vermeyeceğim dedi. Yezitlik yapmaya kalktı falan. Ama adam vitrine çıktı. Şimdi burada kaybedenler, Murat Özer çok güzel bir şey söyledi abi. Türkiye'de vitrinde şu anda top oynayan Kemal Kılıçdaroğlu değil ki. Kemal Kılıçdaroğlu kendi sahasında, Kemal Kılıçdaroğlu kulüp başkanı say. Kemal Kılıçdaroğlu kulüp başkanı olarak yapabileceği her şeyi yaptı. Federasyonu bağladı abi. Hakemler kurulunu bağladı. Şeyle diğer kulüpleri bağladı. FIFA'yı da bağlıyor ama. FIFA'yı MIFA'yı her yeri abi baksana. Doğru. Amerikalardan, Japonyalardan, Atlaslardan, Adalardan, Modalardan destek almadığı yer kalmadı. Geliyoruz sahaya. Ekrem İmamoğlu diyor ki Kılıçdaroğlu kaybetti, biz kaybetmedik. O halde bizler efendim başarılı addedilelim. Öyleyse biz de bir değişim soru soralım. Ve Ekrem İmamoğlu senin şöyle bir imajın vardı da. Bak Recep Tayyip Erdoğan'ın bir imajı vardı. Neydi? Mezbelelik İstanbul'u bu adam yaşanabilir yer haline getirdi. Bu adama memleket emanet edilebilir. Ekrem İmamoğlu senin öyle bir performansın var mı ki? Millete şunu dedirttin mi ki? Cumhuriyet Halk Partisi bu millet için bir alternatiftir. Bu memleket için bir alternatiftir. İşler kötüye gittiğinde, sarpa sardığında biz bu memleketi CHP'ye teslim edebiliriz. Hayır, sen ne yaptın? Altılı masadaki herkese şunu yapmayı öğrettin. Ya gerçi hala öğretemediklerin var. Şu var ya. Hı-hı. Sen de yapamıyorsun. Kalp. Nasıl yapayım? Yapıyorum işte. Yapıyor ya. Şöyle. Ben böyle yapıyorum. Ben parmağımı değil şöyle ha bak yapıyorum. Mansur Yavaş'ı hatırlıyor musun? Oh oh çekti. Evet, Mansur Yavaş. Şimdi bak buradaki isimlere dönüp baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun, Tanju Özcan'ın vesaire. Mesela Alper Taşdelen. Ben yolda görsem Alper Taşdelen'i tanımam. Ya bize ama de zaten kadarıyla... Mustafa Kemal Çiçek tanıttı yani. Efendim? Mustafa Kemal Çiçek tanıttı Alper Taşdelen'i. Ya sorma Mustafa Kemal Çiçek bize kimliği tanıttı. Mesela Gökhan, ismi, Gökhan Günaydın kim? Ben Gökhan Günaydın için şey değil miydi ettim. Bu? Gökhan Günaydın eski bir Yeşilçam artisti değil miydi ya? Gökhan Günaydın şu ha, Gökhan Güneydi o pardon. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok konuşulan ismi. MYK'ya işte alındı alınmadı tartışması. Ya tamam süre, yolda görsen tanır mısın yok, Gökhan Günaydın? Yok, evet maalesef. Ben de tanımam. Yani netice itibariyle dönüp baktığımızda burada bir külli kaybediş var. Bu sebeple ben döndüm dedim ki ey CHP'liler 28 Mayıs 14 Mayıs seçimleri de 28 Mayıs seçimleri de bir referandumdu. Bu referandumda biz neyi oyladık? Referandumda iktidar oylanmadı ki. Referandumda muhalefet oylandı. Ya bu adam 21 senelik iktidar değil mi Erdoğan? AK Parti 21 senelik iktidar değil mi? Her sene 10 tane pot kırsa kaç yapar abi? 250 tane yapar. 21 senedir, 22 senedir yapmadığı hayır hasenat ama kırmadığı pot kalmadı bu siyaset. Doğru bu hakikat. Bu siyasetin insan doğasının gerçeği. Böyle bir durum içinde biz şunu oyladık ve bir referanduma götürdük. Hayat pahalılığı var. Pandemiden çıktık, depremden çıktık. İşte çadır satıldı, madır satıldı, saçma sapan tartışmalar var. Dolayısıyla bir iktidarı yıpratacak her şey var. Milletin önüne bir pusula koyduk. Dedik ki bak kardeşim durum bu. Pek iç açıcı değil her zamanki. Ama birisi diyor ki ben buradan çıkartırım. Bir tanesi de diyor ki Türkiye layıktır, layık kalacak. Yani Erdoğan diyor ki buradan çıkartırsak biz çıkartırız. İç dış bir dünya şart sebebiyle buraya girdik. Mani olabildiğimiz oldu, olamadığımız oldu. Öteki de diyor ki efendim Türkiye layıktır, layık benim, kalacak. Benim ona itirazım Kemal var. Kılıçdaroğlu bu referandumun sonucunda millet tarafından sen ve partin ve siyasal geleneğin bizim için bir alternatif değilsin cevabını aldı. Şimdi ben diyorum ki çıkar buradan Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Al bu CHP'nin bütün oklarını da istediğin bir yere koy. Lazım olur. Günü geldiğinde bir parti kurulur, orada kullanılır. Ben şeyi onun yerine Muharrem İnce'yi koy, Ekrem İmamoğlu'nu koy, Tanju Özcan'ı koy, Özgür Özel'i koy, Mustafa Sarıgül'ü koy. Bu hanımefendiyi koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Bunların ortak özelliği CHP genel başkanı olacak olmaları olduğundan dolayı Mustafa. Bunlar da Türkiye için bir alternatif olmayacaktı. Şimdi sen diyorsun ki Ekrem İmamoğlu
ortada yavdur kesme de bir şey anlatıyorum ya. Ekrem İmamoğlu sen diyorsun ki efendim ortada bir şeylik var. Niye kesmiyor? Bir başarısızlık var. Bu başarısızlık sebebiyle biz bir değişim istiyoruz ve külli bir değişim istiyoruz. Ben de dönüyorum diyorum ki adamın hakkını yeme, alabileceği maksimumu aldı bir CHP genel başkanı olarak. Adam tarihe hocam, geçti. Önce şu itirazımı sorayım da ya o bitireyim de yapayım. Laiklik diyorsunuz ya hiç öyle bir şey duymadım ben. Ben de duymadım. Duydunuz mu? Türkiye aksine. Laiktir, laik kalacak falan demedi. Sen yani duymadın. Sen duymadın. Şimdi bugün eline al mikrofonu. Bak en son haber. Selamlar olsun Serkan kalemcilere. Bağdat Caddesi'ne gönderiyor mikrofonlarını. En son habere girdiğinizde görüyorsunuz. Vatandaş adam, diyor da CHP'den seçim kampanyasında bir şey anlatıyorum sana. Gerek yok ona. O gayrimetluv bir imaj. He. Birisi diyor ki Erdoğan diyor ki ben yaptığım yapacağımın garantisidir. Bir şey yapıyorum. Buyur Güngör abi. Bu seçimde şöyle genel Cumhuriyet Halk Partisi de söylemini söylüyor. Yani yıllardır politika üretirken ülkeyi iyi yönetmek, sorunları çözmek değil de layıklık elden gidiyor. Türkiye layık kalacak. Aynen bu seçimde böyle. Şey üzerine oturttular. Sözde Ankara'da bir diktatör var. Evet. Hani daha çok onu kullanır, o da tutmadı. Tutmuyor. Neticede tutmuyor. Ez cümle şunu söyleyeceğiz. En başarılı olanınızı getirin. En başarılı olan ikincinizi de getirin. O da onun yardımcısı olsun. Üçüncünüzü getirin, o da onun yardımcısı olsun. Yani seviyorsunuz böyle ya. Bu adamlardan bir idare kurun. Yani Muharrem İnce de olabilir, Ekrem İmamoğlu da olabilir ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koyun. Ben iddia ediyorum alabilecekleri maksimumu almış olan bu ekip bundan fazlasını alamayacak. Yani şunu mu diyorsunuz? CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine bu isimlerin hangisini getirirseniz getirin daha iyi yönetemez. Daha iyi yönetemez çünkü şuna bak. Bu seçimlere gittiğinizde Allah kahretsin ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu zerre kadar sevmiyorum ama mecbur oy vereceğim diyen yüzde kaçlık bir kitle var diye 99. Tahmin ediyorsun. demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi bir dezavantaj değil. Burada hadise ne? Muhalif olarak. Bu muhalif lafına da uyuz oluyorum gerçi. Yani bir tarafıyla FETÖ'cüsü PKK'lısı gibi kanıyla canıyla bu memleketten, vatandan, her şeyden nefret edenlerdir de muhalif diyorsun. Bir tarafıyla Erdoğan'a kızana da muhalif diyorsun. Bir tarafıyla hayat pahalılığı var. Hadi bir de bunu deneyelim diyene de muhalif diyorsun. Bunun adı muhalefet değil. Bunun adı bir başka şey. Şimdi bunlar el mecbur Kılıçdaroğlu'na vereceğiz diyen Ekrem İmamoğlu sevgisiyle Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğinde iki oy sayılmayacak. Anlatabildim mi? Anladım da. Yani bu adam 48'den yukarı alamayacak mı yani gene? Abi FETÖ'yü aldı. Bütün hepsi toplandığında. İşte 25 maksimum seviye 25'ti yani en son 25. Şimdi doğru geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünmek %100'den fazla yok değil mi? %102 olmuyor. %100 evet. Maksimum %100. Muhalefet Erdoğan'ın artıklarını almakla mükellef ya. Erdoğan'dan artanı alacak. Sorun bu kadar Mustafa. Tamam da burada şimdi Ekrem İmamoğlu'nun cümlesini okuyacağım. Bunu bana bir değerlendirir misiniz? Diyor ki seçimleri soruyorlar. Hocam ne yazık ki 9 yılda üst üste 3 kez Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Evet. Ekrem İmamoğlu diyor. Bu seçimlerden sonra şunu yapamayız. Yani aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. Son 3 defa değil ki. Bu ne demek şimdi bu? 50 defa kaybettiler. Cumhurbaşkanlığı seçimini diyor ama yani Cumhurbaşkanlığı seçimi diyorsunuz ya Ekrem İmamoğlu da gelse bir şey olmaz. Yani diyor başka bir şey yapmamız lazım diyor. Tamam. Ne olabilir o? Ben bu tablodaki çok kıymetli bir takım zaaflarına rağmen kendisinden bir takım ümitler beslediğimiz bir siyasetçinin cevabını kullanacağım. Adam yenmiş de yenmiş değil mi? Ama o adamın başına da ne geldiğini biliyoruz. Ya yani. Tamam orayı boş ver şimdi. Buradaki hikaye şu. Beyefendi sen bak Erdoğan partisinin önünde bir siyasi. Var mı buna itiraz? Erdoğan partisinin önünde bir siyasi. Evet doğru. Kemal Kılıçdaroğlu CHP olması Türkiye'sinden ne ifade ediyor? Cevap yok. Ya çok bir şey ifade etmiyor. Nezaketen cevap. Şimdi sen de Ekrem İmamoğlu olarak CHP genel başkanı olduğunda CHP genel başkanı olacaksın kardeşim. Hani bir sağ parti kursan oradan yürüsen falan filan cevabım ayrı olur. Ama CHP genel başkanının ayağında 40 pranga bu şöyle bir şeydir. Yani ayağında altından prangalar var. %25'in garanti ama 26 çok zor. 25 de garanti değil. Ya 23-25 işte. Yok yani hayır.
Ortada, 25'in, yani Cumhuriyet Halk Partisi belli değil, barajın altında gelecek, kalmış zamanında bir parti. Ya alternatif, ama işte o zaman DSP vardı, SHP vardı falan. Alternatif adam gibi bir sol parti olursa bu kadro %5 bile alamaz yani. Alamaz. Neyse, bu kadar benden. Tamam hocam, teşekkür ederim. Çık dedin çıktım, oturabilir miyim? Zevkle dinledik. Güngör Bey, sizin yorumunuz ne bu meseleye? Şimdi bir seçim varsa bu seçimin zaferini, yani başarısını Türkiye yüzyılıyla taşlandıran, hı hı, Cumhur İttifakı, bir de bu mağlubiyetin yansımaları olacaktır ki bunun en fazla biz altılı masa olarak adlandırılan siyasi yelpazede Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğunu görüyoruz. Çünkü İYİ Parti bir kongre sürecine gidiyor. 23 ve 24 Haziran'da bu ay kongreleri var. Onlarda da istifa olmasına rağmen daha bir dengeli bir şekilde kendi iç dinamikleri içine gidiyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyeceğim demesinden sonra, işte en sonunda MYK'dakiler istifa etti. Bir değişim oldu. Hani bir kurban lazım ya, bu kadar yeter duruşu, bu bir sürü Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan hesabı olanları harekete geçirdi. Şimdi şöyle bakmak lazım. Az önce hocam çok değerli bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün hangi partinin başında olursa olsun, kendisinin siyasi karşı olduğu için aşağı yukarı aynı oy ve desteği kamuoyundan alan biri. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başından al, bağımsız çıksın ya da bir parti, başka partide çıksın ya da bir muhtar seçimine girsin. Alacağı oyları ciddi anlamda sabaha kadar düşünürüz. Kaç tane oy alabilir diye. Ama İzmir bir istisnası var hocam. HDP genel başkanı olsa, evet, sırtmayabilir. Yok yok, İzmir il başkanı demiş ya, İzmir'de olsaydı seçim Kılıçdaroğlu kazanırdı demiş. O da yani doğru demiş. Yani evet, kendisi. Ama şu var. Bayburt'ta olsaydı ne olacaktı Mustafa Bey? Yanmıştı. Şimdi asıl burada temel kavga baba oğul hukukunun olmadı ve söylenmenin Ekrem İmamoğlu koltuğu istiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP genel başkanı olmak istiyor ve bunu açıktan tavırları belli ediyor. Şimdi CHP'nin aktörleri buraya yazmışsınız bir sürü. Bu iş nasıl olacak? Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam mı edecekler? Hı hı. İşte belki bu Ekim ayına kadar uzatmaları, 30 Kasım'a kadar tarif veren, yani bir 6 aylık uzatmayı bundan sonra, yoksa Ekrem İmamoğlu'na partinin anahtarlarını mı verecekler? Evet. Şimdi CHP içinde bir CHP vardır. Mustafa Bey'in alanına girmeden ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu konuşsa yok gerek. Hocam estağfurullah, alanım falan değil. Yok, Ankara'dasınız ya. Benim. Yok estağfurullah, ben Ankara'da olduğunuz için. Mustafa Kemal Çiçek söyledi bunu diyorum. Yok, Trabzon Ankara'da olduğunuz için söylüyorsunuz. Biraz da bu. Güngör hocam, beni mahalle delegesi bile yapmadılar. Evet, buyurun. Bir de kendi işlerinde var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz hep Kemal Kılıçdaroğlu'nda konuşsak bazı önemli gruplar, yani burada yazılmış ama etkin olan kadrolar var. Hı hı. Özellikle Deniz Baykal'ın genel başkanlığı bırakmasından sonra yeniden yapılanan, hatta yeni yönetimin de içinde bazı isimler var. Şimdi bunlar bekliyorlar masaya oturup kendi siyasi gelecekleri için. Biz Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edersek milletvekili ve genel başkan yardımcılığı bizde aynı devam eder istediğimiz şekilde. Ya da istediğimiz listeleri hazırlatabilir miyiz? Yoksa Ekrem İmamoğlu gelince Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizim pozisyonumuz ne oluyor? Biraz bu da içten içe Cumhuriyet Halk Partisi düşürülmesi gereken bir durum. Ama burada biz hep Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden konuşuyoruz da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle temel sorunu siyaset üretememesi. Bakın normalde dünyada böyle bir yarış olduğunda, yarışın aynı gecesi ya da bir gün sonra kaybeden aday siyasi centilmenlik gereği birinci çıkan, kazanan adayı tebrik eder. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmedi. Hatta tutmadı. Son bir adım, Türk medyası pek onu işlemedi. Son bir adım yaptı bir bulandırmak için. Seçim ahlaki değildi dedi seçim sonuçları. Hı hı. Onun bir karşılığı olmadı işte. Kemal Kılıçdaroğlu ne demek istedi de. Hatta burada ilginç bir şey var Mustafa Bey. Cumhuriyet Halk Parti'yi destekleyen gazeteciler ve medya da bunu sahiplenmedi. Biliyorsunuz 2 günden beri 3 günden beri. Bir şey diyeceğim. Ayağa kalkmamasını da sahiplenmediler. Mesela ayağa kalkmadı, ben Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum, genel başkan ayağa mı kalkacağım falan dedi. Ya, o da kendi medyasında çok sahiplendi. Kaybedilmiş seçimin davası olmazdı ondan Mustafa artık. Peki kim mesela itiraz edecekti ki böyle bir şey? Canım şimdi o mahallenin bir sürü insanı, tamam, var. Kemal Kılıçdaroğlu'na o kadar şey söylediler. Ay, Kemal Bey iyi ki de kalkmadınız mı diyecekti mesela. Ne diyecekti? Diyemez ki, çünkü şeyi yok. Yani bir altyapısı yok o yüzden. Yani tutarlılık. Yani işte Kemal Kılıçdaroğlu 10 Cumhurbaşkanı geldiğinde kalkmadı. CHP ve HDP'nin
yasama organında yani mecliste kalkmaması tabii onların kendini bağlar ama hiç de şık ve doğru bir davranış değil. Yani İyi Parti orada ayağa kalktı. Deva Gelecek ve Saadet Partisi'nin milletvekilleri ayağa kalktı. Ayağa kalkmayan CHP ve HDP grubu. Bunun sadece bu dönem değil. Yasama yılının her açılışında Cumhurbaşkanı geldiğinde... Güngör Bey... Şey de kalkmadı. Gelecek Deva da kalkmadı. Onlar da mı kalkmadı? Bakın Mustafa Bey o kadar vahim, o kadar vahim ki Kemal Bey biliyorsunuz Biden seçimleri kazandı ama daha yemin etmeden kongrede işte biliyorsunuz onlar İncil üzerine Federal Mahkeme Başkanı'nın huzurunda yemin ediyorlar vesaire. Kemal Kılıçdaroğlu kutlama mesajı gönderdi Biden'a. Biden'dan onun karşılığı da gelmedi gerçi. Ya bir dönüşü üstelik, da olmadı Mustafa ama Bey, siz bunu yapıyorsunuz. Biden hala hazırda. Daha Türkiye Cumhuriyeti devleti resmi olarak tebrik mesajı göndermeden Kılıçdaroğlu Biden'ı tebrik etti. Evet, şimdi devlet yapmadan kendisi evet, yaptı. Evet Murat Bey. Kaç günden beri tartışılıyor. Aynen öyle. Şimdi aynen öyle. CHP'de bu süreci mesela Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu sürecini dengeli bir şekilde yürütecek arada kadrolar da yok. Yani bazı partilerde abiler olur. İşte onun ağırlığı olan eski milletvekili ya da o partinin duayeni dediğimiz iki tarafla da konuşur. Hani gazetecilik sen biraz bekle. Sen gençsin, senin sıran gelir ya da biz senin için bunu düşünüyoruz. Bak delegeyle konuş. Bir il başkanı olur. Böyle bir şey yok. Kılıçlar aslında çok... Red Alt Partisi'nden mi? Tabii, bahsediyor? Tabii. Çok sert bir şekilde yani, gidiyor. Bakın. Eski isimler var ya. Yani. Aa, karışmıyorlar ki. Onlar bakın, niye? Asıl... Muharrem İnce'ye aracılık yapan, Cumhuriyet Halk Partisi aracılık yapanlar nerede? Ben CHP bir öneride Murat Karayalçın, Murat buradaki Karayalçın önemli şeylerden bir tanesi şu bak. Dedi. Türkiye'de dini cemaatler var ya. Dini cemaatlerin çok önemli tecrübeleri var. Bir cemaat, dini cemaatin başkanı Türkiye'de kaydı hayat şartıyla seçilir. Yani mesela Ermeni Patriği kaydı hayat şartıyla. Ölene kadar oradan gitmek yok. Şimdi en son biliyorsunuz Ermeni Ortodoks Patriği toprağı bol olsun. Mesrop Mutafyan Bey çok sancılı bir süreçten sonra uzun süre bitkisel hayatta da kaldı. Bayağı uzun süre vazifesini yapamadı ve vefat etti. Vekaleten sürdürüldü. Bunu görünce Yahudi cemaati bir şeye karar veriyor. Diyor ki onlarda da haham başılık kaydı hayatla seçiliyor normalde. Ya bu iş böyle ama eğer bu gibi olursa hadise ve kaydı hayat vefat edene kadar da orada yeni birini seçemiyorsak sıkıntı var. Dediler ki biz bu işi 7 senede bir, 5 senede bir neyse şey yapalım seçelim. Eğer böyle bir durum olursa aradaki bir fetret dönemi olur 1-2 sene ama sonra yeni seçilecek olan en azından devam eder. Evet. Şimdi CHP bu işi her genel başkanın Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesi şartı, iki mağlubiyetten sonra da terk etmesi zorunluluğuna bağlamadıktan sonra orası bildiğiniz saltanata döner. Çünkü Mustafa'cığım CHP'nin çok gümrah akan bir nehir olduğu ve kenarına oturduğunda her yerine bir şeyler, ceplerine bir şeylerin dolduğunu bilmeyen yok. Bakmayın mutfağın bakımsızlığına. Peki. Sizin tabii. Yani ay pardon abi. Yok estağfurullah. Şimdi bugün bu şey artık olmuş şey, görünen fotoğraf şöyle. Bir genel başkanlık yarışı var. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmak istemiyor ve İşte Ekrem İmamoğlu ve ekibi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini almak istiyor. Hı hı. Bu süreci sancılı bir şekilde götürecekler. Eleştiriler çok sert. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimden önce öven, çok yüksek oyla gelen gazetecileri ya da CHP'ye yakın hı hı. isimlerin 3-4 günden beri çok takdir edersiniz etmezsiniz, oy atarsınız atmazsınız. Bir genel başkana söylenmeyecek bir üslupla, ağır bir dille, işte az önce de siz biliyorsunuz bu ekranlarda değerli izleyicilerimize bunları söylemekten imtina ediyorum. Sözler söylüyorlar. Ben de bunu doğru bulmuyorum. Eleştirebilirsiniz. Başarısız diyebilirsiniz. Yenilmiştir diyebilirsiniz. Ama bir genel başkana, sonuçta bir camia var. Ve seçim sonuçlarında da %47 gibi bir oy almış bir cumhurbaşkanı adayına, seçimi kaybeden bir cumhurbaşkanı adayı da olsa bu kelimelerin söylenmesini doğru bulmuyorum. Ama evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Neden söyleniyor? Doğru buluruz, bulmayız. Şimdi biraz önce dediniz ya, Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımız 2014'te seçildiği günden bu yana Cumhurbaşkanı olarak tanımıyorum dedi. Hı hı. Çıktı, bu başbakan değil, baş çalan dedi. Orası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, kaçak saray dedi. Dedi mi? Hala evet. Diyor mu? Diyor. Orada gitmiş localarda artık seyrediyor. Değil mi? Mecliste bile artık milletvekili bile değil. Parlamento dışında kenardan köşeden öyle Cumhurbaşkanı'na ağzı açık seyretti ya. O kadar saygısızlık yaptı. O kadar saygısızlık yaptı değil mi? Evet. O saygısızlığı yaptığı için
Bu partideki, bakın şu anda şu ekranda gördüğünüz kişiler için söylüyorum. Bakın AK Partililer açısından nasıl değerlendirilir bu isimler demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni için söylüyorum. O %25 insan için söylüyorum. Muharrem İnce 2018'de Cumhurbaşkanı adayı değil miydi? Bir dakikada adımını hale getirdiler değil mi? Herkes burada vicdanı olan insanlar onu savunmak durumunda kaldı. Hepsi için söylüyorum. Tanju Özcan için. Partiden kovulmuş bir adam. Özgür Özel. Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin ya bu adam çok güzel, bizi çok güzel temsil eder diyebilir mi? Niye diyemiyor biliyor musunuz? Çünkü birbirlerine hakaretin, küfür, kültür böyle yani. Kültürü böyle. Anladım. Şimdi bir ara verelim. Bu meseleyi biraz daha derinlemesine konuşalım. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz. Efendim 5. güne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sevgili Mustafa Yıldız'ın mücbir sebepleri var. Kendisi gündemi yorumlamak istedi acilen. Bizler de kendisine... Kameramız karşıda. Jimmy'ye konuşmuyoruz. Kulaklık takmayı unuttuk bu acelede. Kusura bakmayın izleyicilerimiz. Gündemi yorumlamak için sevgili Mustafa Yıldız şu anda konuk sandalyesine oturdu. Ben Deniz kendisine gündemle alakalı mühim sorular soracağım. Fakat adetimiz olduğu üzere öncelikle Ankara'dan başlayacağız gündemi yorumlamaya. Sevgili Mustafa Kemal Çiçek. Mustafa Bey diyemiyor. Galiba bana dönüyor bu hususla alakalı olarak. Hocam moderatörlüğünüzü şaşırdı. Tanımıyoruz. Mustafa Bey istiyoruz. Hayır ben buradayım. Ayağı da kalkmıyor. Şimdi ayağı efendim kalkmıyor. Bugün bir takım şeyler konuşuldu. Ben sevgili Cem Toker'in tweetinden gördüm. Cem Toker değil, Murat Özer yarım bırakmıştı. Yok. Anlatsa tamam, ya. Hayır o senin şey. Cem Toker'in tweetini ne yaptı? Ben kendi sunduğum bölümde peki, kendi sunduğumla alakalı. Yaptı. Şimdi efendim bugün ben sevgili Cem Toker'in tweetinde bir şey gördüm. Toplamda 660 sene milletvekilliği yapmış kimseler var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. Bunu milletvekili maaşıyla çarpmış liberal bir akılla Cem Toker. Ve demiş ki bu elemanlara bu kadar para verildi. Peki bize dönüşü ne oldu? Ne olmuş olabilir? Kime? Mustafa Kemal Çiçek'e sordum. Peki Mustafa. Hocam seste bir kopukluk var. Sesim geliyor mu şu anda? Şimdi geliyor. Evet hocam. İşte, tabii burada AK Parti'yi eleştirenlerin bu kendi olumsuz tablolarına cevap vermesi lazım. Sizin de dediğiniz gibi 7 dönem 6 dönem milletvekilliği yapanlar ve bundan hiçbir şekilde vazgeçmeyen isimlerin ne kadar yoğun olduğu zaten burada gösterilmiş. İşte Kemal Bey'in bu yenilgiden sonra da o koltukta olması gerektiği yönünde kendisine destek verenlerin de çoğunluğunu maalesef o isimler oluşturuyor. Çünkü kendi koltukları için Kemal Bey'in orada olması çok çok önemli. Ondan dolayı da bundan ödün verme yönünde bir davranış içerisine de girmeleri mümkün değil. Ama şunu söylemek lazım. Bugün AK Parti işte 3 dönem kuralını işletti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı dahil olmak üzere, eski Başbakan Binali Bey dahil olmak üzere birçok isim milletvekili dahi olamadı. Yeni isimlere kadrolarını açtılar ama Türkiye'yi yöneteceğiz diyen, Türkiye'yi değiştireceğiz diyen ama kendisi hiçbir şekilde değişmeyen bu yeni CHP'nin kadroları da oradan meccani bir şekilde milletvekili olmaktan da hiçbir şekilde de vazgeçmiyorlar. Siz ona gitmeyin hocam işte bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sının vazgeçilmezi olan Faik Öztürk babası, dedesi, amcası Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren milletvekili. 100 yıldır milletvekili partiden ve kontenjandan milletvekilleri. Bugün ismi sosyal medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı yapılan Eray Erdem zannedersem. Eren Erdem. Açıklama yapıyor bu muhterem. Diyor ki ön seçim yapacağız diyor. Ya seçimler daha yapılalı 15 gün olmuş. Siz çıkıp ne ön seçiminden bahsediyorsunuz? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekler açıklamalar yapıyor. Demokratik Parti'yiz diyor. Vekillerimizi belediye başkanlarımızı ön seçimle belirleyeceğiz diyorsunuz. Ya sizin partinizdeki Faik Öztürk 100 yıldır ailece Cumhuriyet Halk Partisi'nden müktesebat kazanmış vaziyette milletvekili oluyorlar. Yani bunları söylerken bu yönünüzü de görmeniz lazım. Dün Faik Öztürk ekranlara çıkıyor diyor ki şimdi, biz diyor kolektif Sayın karar Çiçek, veren bir partiyiz diyor. Sayın Çiçek şimdi buyurunuz. Hocamız yazdı Erdoğan Toprak 7 dönem
5'le mi çarpacağız bunu? 35 yıl. Hepsi 5 yapıyor değil mi arada? 7 dönem. Mustafa Bey, Engin Altay, Mustafa Bey, Erdoğan Bey biliyorsunuz. Erdoğan Toprak rahmetli Ecevit'in bakanıydı. Birkaç ay spor bakanlığı yaptı ama evet, hep bakan olarak anılıyor. Rahmetli Ecevit döneminde bıraktı milletvekilliğini. Hemen sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı ve aralıksız 2002'den bu yana milletvekili. Şey sorabilir miyim? 7 dönem. Bu mesela bu 7'ye 6'ya şey dahil mi? Hani o Ahmet Davutoğlu'nun beceremeyip de sonradan Kasım ayında 3 Kasım ara seçimleriyle o seçimlerde dahil mi acaba? Tabii buraya? Dahil hocam. Evet. Dahil. O zaman Tayyip Öztürk 6 dönem ya, 6 kere 5. 7 kere 5. Yani böyle düşünün. Tayyip Öztürk'ün babası da dedesi de aynı. İşte 100 yıl diyor ya. O ama Osmanlı adetidir. Şimdi bizim milletin Osmanlı zaafı vardır. Biz Osmanlı'yı severiz. Beşik uleması diye bir şey var ya. Beşik vekili yani. Atadan müdevver. Beşik kertmesi gibi mi? Hayır, kertme değil canım. Yani işte dededen, dede diyor ki ben ölürsem, Emre Akvaki olursa benden sonra oğlum diyor bu koltuk. Yani şey, sahibül hayrat vel hasenat. Muhtemelen şimdi, orayı o yaptı. Şimdi hayır, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. dönem şartı yok. Hayır, hiçbir şey şartı yok. Yani 3. dönem şartı olmadığı gibi. Şimdi sorun var işte. Zaten Sayın Çiçek'in bahsettiği şey de o. Ya 35 yıldır vekil. 30 yıldır vekil. Şimdi geriden birisi gelecek. Gelemiyor. Neydi hocam? Topladığın zaman 500 bilmem kaç yıl. 660 bulmuş. 660 Cem yıl Token ediyor yani. Yani 660 yıl çarpı milletvekili maaşı. Ki biliyorsun o da yıldan yıla değil, aydan aya ödeniyor. Başka bir şeyini öne koymuş. Peki hani soru da öyle şu deme, o zaman. Öyle deme millet. Millet ya ağaç işin, ağaç milletvekilleri maaşları sürü, şu milletvekili lokantasında döneri 10 kağıda yiyorsunuz. Ben de bakıyorlar ya. İmamoğlu değişim diyor ya. Ben meclis lokantasında hiç yemek yemedim hocam. Erdoğan Toprak yemiş hepsini. İmamoğlu değişim diyor ya. Bu kadroyla mı mesela değişim? Nasıl değişim yapacak Murat Özer? Ya şimdi öyle bir değişimle alakalı bir şey söz konusu değil. Çünkü ben birinci turda onu anlatmaya gayret ediyorum. Ha, buyurun siz geçin isterseniz. Sen geçersen hocamızı, ben otururum. Hocamızı alalım şöyle. Tamam. Ben şimdi oturabilirsiniz de. Asiste ederim seni. Yok yani şunu söylemek istiyordum. Ben şimdi AK Parti'de ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Buyurunuz efendim. Buraya geçenin elini onu tutuşturuyorlar. Şimdi pek çok siyasi geldi geçti AK Parti içerisinde. Ya mesela çok başarılı Süleyman Soylu gibi, Murat Kurum gibi. Hani her birinin tek tek adını andığımızda AK Parti seçmeni açısından söylüyorum. Bakın. AK Parti seçmeni genel olarak Türkiye halkı açısından Türk milletin bu kişilerle alakalı hep olumlu şeyleri olmuştur. Sevmişlerdir. AK Parti seçmeni ise kendi parlamentoya gönderdiği ya da bakan olarak gönderdiği kişilerle ilgili hiçbir sıkıntısı olduğunu ya da eleştirdiğini, sevmediğini, beğenmediğini beyan eden hiçbir şeyle karşılaşmadık değil mi? Ama burada öyle değil. Mesela bakın burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimleriyle alakalı bir şey liste hazırlanmış. Ya Muharrem İnce 2018'de Cumhurbaşkanı adaylarıydı. Ya 3 dakika içerisinde adamı mahvettiler yani. İstenildi. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından Muharrem İnce'nin ne kadar kıymeti ifade ediyor? Ya Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ülkede %30 oy aldı değil mi? Her ülkedeki 3 kişiden biri Muharrem Bey'e oy verdi. Bizim ülkemizi gel yönet dedi. 3 günü 3 dakika içerisinde Muharrem İnce Türkiye siyasetinin en kötü adamına dönüştürdüler. Kim eliyle? CHP'nin medyası, CHP seçmeni, CHP'nin gazetecileri değil mi? Fatih Altaylı bugün işte Kemal Kılıçdaroğlu'na işte o iğrenç benzetmeyi yapan. Niçin bu benzetmeyi yapabiliyor? Yani Fatih Altaylı gibi bir figür. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün adını anmak istemediğimiz, ağzımı almaktan imtina ettiğimiz şeyi Kemal Kılıçdaroğlu için nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyor? Tanju Özcan nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'na bu lafları söyleyip? Çünkü Tanju Özcan da kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından kötü bir figür. Bakın Bolu'ya belediye başkanı olduğu günden beri adı hep çirkeflikle anıldı. Hep kötü şeylerle anıldı değil mi? CHP seçmeni bile sevmiyor. Atanamamış yani Ümit Özdağ aslında evet, yani. Evet, atanamamış Ümit Özdağ. Özgür Özel CHP seçmeni bile sevmiyor. Buraya AK Parti seçmeni zaten yani neredeyse nefret ediyor yani. Tarikatları kapatın, Kur'an kurslarını bilmem ne bunlar şey orta çağ adeti bunları artık diyen bir tip. Zaten AK Parti seçmeni için bir nefret objesi. CHP seçmeni açısından da bir şey yok yani. Ya Mustafa Sarıgül hiç açısından da aynı şey. Başka bir partide yıllarca siyaset yaptı. Genel başkan oldu. Bir dakikada Erzincan'a milletvekili yaptılar. Bir dakikada güzel mi oldu yani? Ama bir dakikada şöyle, CHP seçmen açısından. Mustafa Sarıgül şunlar arasında belki de
Gürsel Tekin'le birlikte bir istisnası var. Hayır. Mikro ilişkileri çok iyidir. Mesela Şişli'de sokağa çıktığında sevilen biri. Yani Şişli için olabilir. Şişli'de 3 defa sanırım belediye başkanlığı tabii yaptı da onun için. Sevilen biri. Bütün bunlar için. Oğuz Kağan Salıcı neredeyse HDP ile ilişkilerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı. Böyle tanımlanıyor yani. PKK'ya HDP çizgisine en yakın siyasi figür olarak tanımlanıyor. CHP seçmen açısından da kötü bir figür. Ben hepinize bir soru sorabilir miyim? Şunların için. Bunların için anlat. Siz bitirin ben bir sorum var. Bunların için anlat. Bütün bu figürler birbirlerine bakın. Bir dakika içerisinde Özgür Özel CHP açısından, CHP seçmen açısından tıpkı Muharrem İnce gibi bir nefret objesine çirkin bir vaziyete dönüşebilir mi? Dönüşür. Deniz Baykal gibi bir siyasi figür 5 dakika içerisinde bütün CHP'lerin nefret ettiği bir şeye dönüştü mü? Dönüştü. Neden bu biliyor musunuz? Çünkü balık baştan kokuyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendi siyasi muarızlarından nefret eden, onların devletin tüm kurumlarını itibarsızlaştırmaya gayret eden, geldiği günden beri Sayın Cumhurbaşkanımıza ve halkın iradesini hiçe sayan, sürekli hakaret eden, sürekli aşağılayan, sürekli küfür eden bir figür olduğu için kendi kurmuş olduğu bu siyasi atmosferde sürekli birbirleriyle hakaret eden, küfreden ve çirkefleşen bir siyasi üsluba sahipler. İtiraz onun ediyorum. İçin i̇tiraz onu ediyorum. İtiraz edeceksin. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde doğru düzgün, ben bu sebeple söylüyorum, bu CHP içerisinde hangi figürün genel başkanı olup olmadığı saçma sapan bir tartışmadır. Çünkü bunlar toplu olarak imha olmuşlar. Halk nazarında zaten bütün itibarlarını yitirmişlerdir. Tamam, buradan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sildik. Evet. Hani bir şişeden cin çıktı, bir dileğimiz yerine geldi. Buraya Deniz Baykal yazdık. Evet. Özgür Özel'in yerine Kemal Anadolu yazdık. Buranın yerine Şahin Mengü yazdık. Buranın yerine Yılmaz Ateş yazdık. Yazdık oğlu yazdık. Burayı nasıl dolduracağımızı biliyoruz. Eski isimleri mi yazıyoruz? Kadro nasıldı? Hiç fark etmiyor. Aynı. Tamam. Aynı. Aynı. Demek ki balık buradan değil. Hayır, balık, Kemal Bey'den kaynaklanmıyor zaten. Balık demek ki bu partinin balık halinin kurumsal soğutucusu. Bu partinin kurumsal yapısı ne yazık ki. Yani belki de son 60 yıldır, 70 yıldır bu partinin bütün kurumsal yapısı muarızlarını ötekileştiren, sürekli hakaret eden, sürekli hakaret eden, kendi içinde de sürekli çelişen. O açıdan diyorlar bütün CHP kongreleri kavgasız CHP kongresi olur mu diyorlar. Niye? Evet. Çünkü birbirlerinden nefret ediyorlar aynı zamanda. Hiç siz AK Parti içerisinde MHP içerisinde şöyle bir klik duydunuz mu? Şu hale bakın ya. Trabzon kliği, Tunceli kliği. Bu ne demek ya? Bir siyasi parti içerisinde iki tane şehir isminden klik olabilir mi? Üstelik birisi muhafazakar, Karadeniz kimliğini, birisi ise sol ve Alevi kimliğini temsil ediyor. Üstelik yani bu aslında arkasında arka planlarla konuşuyor. Benim sorum da şuydu hocam. Böyle bir şey olabilir mi siyasi? Ya hepinize daha doğrusu Güngör Bey, mesela bu tabloda diyelim ki yani Selin Sayık Böken'in işte Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu ya da Faik Öztürk'ün Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu biliniyor ama klikler haricindeki adayların genel başkan olmasını öngörebilir miyiz? Yani bir kliğin desteklemediği. Mesela Oğuz Kağan Salıcı dediğimiz zaman işte Canan Kaftancıoğlu, 10 Aralık kliği vesaire falan. Olamaz. Klik. Yani kendi ama mesela Gürsel Tekin bir klikten değil. Yani görünen. Belki Sayın Mustafa Kemal Çiçek itiraz tabii eder o ama. O da bir kliğin. Olur mu yani? Ya illa o da, o da Kars kliği yani. Ya o kadar da her şeye klik demeyelim. Hayır yani, o da ciddi bir Tunceli kliği. Tunceli kliği ciddi bir klik. Mustafa Bey yani klikten ben bir şey söyleyeceğim. Ben böyle şehirler üzerinden klik diye yorum yapmaktan daha çok. Şimdi her siyasi partide olduğu gibi ki Cumhuriyet Halk Partisi'de daha öne çıkan parti içi gruplar vardır. Ne mesela pek CHP'de kalmadı. Deniz Baykal'dan beri devam eden partide delege, milletvekili onun döneminde yapmış. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yeni bir ekip geldi. Mesela ben sizlere bir örnek vereceğim. Şimdi Muharrem İnce, yani işin sosyolojisini anlamanız için Cumhurbaşkanı adayı olunca Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal etti. Sonradan çıktı bir televizyon. Yani CHP'de işlerin nasıl yürüdüğünü anlamak için örnek veriyorum. Sonra bir televizyon yerine çıktı ki ben dedi Bartın ve Zonguldak mitinglerinde dedi hasta değildim, hasta dedim. Mitingleri dedi iptal etme sebebim dedi biri Tanju Özcan'dır. Bana yakın olan arkadaşları biri de Bartın milletvekili o dönem Rıza Yalçınkaya'dır CHP. Listeye aday olarak koymamaları. Hem Cumhurbaşkanı adayı var ya tavır olarak o gün açıklandı dedi. Ben de oraya gitmedim. Gitmedim dedi. Şimdi kendisi için bu tavır koyan Tanju Özcan gitti CHP'den aday oldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla gidip anlaştı. Rıza Yalçınkaya aday olmadı. Muharrem İnce'nin de parti kuruluşunda yanında gitmedi.
Yani Memleket Partisi'nin kuruluşunda ekip oldu. Şimdi CHP'de böyle az önce dediniz ya, karşıtlıklar, bir anda pozisyon değiştirmeler böyle bir saatte değil 10 dakikada da olabilecek bir parti. Ama şimdi biz kaç günden beri tartışıyoruz, bir şey var, bir gerçek var. Ekrem İmamoğlu koltuğu istiyor. Yani bunlar hep anlatırız, konuşuruz, sabaha kadar da konuşuruz. İstemek başka ama istemek başka, şimdi almak başka. Şimdi şöyle bir şey, CHP'de diyor ki işte bu burada. Sen diyor daha yeni çıktın, Beylikdüzü'nden yeni geldin. Seni biz Büyükşehir Belediye Başkanı yaptık. Sen öyle Cumhurbaşkanı yardımcısı falan, Cumhurbaşkanı olacağım diye mi? Burada bir CHP var diyor. Tabii PR'ını CHP da biz gerçek, yaptık. Derin CHP diyor. Efendim? PR'ını da biz yaptık. Seni biz hani parlattık. Senin diyor öykün, senin öykün diyor bir Ekrem İmamoğlu öyküsü değil diyor. Senin bir öykü diyor, CHP öyküsü, Millet İttifakı öyküsü. Ve bir de atlanan bir şey var. Bakın siyasetin arka kapısı, hani arka kapı diploması var ya. Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu dengesini atlamayın. Yani bu çok önemli bir şey. Bütün Ankara'da konuşulan bir şey. Ne o? Cumhurbaşkanı adayı kimdi Meral Hanım'ın? Ekrem İmamoğlu'ydu. Yüzüne 2 Mart'ta masa neden karıştı? Evet. Karıştı. Şimdi bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman şimdi Meral Hanım'a siyaset yapacaksın, ittifak yapacaksın, çalışacaksın. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ekrem İmamoğlu mu de? Ekrem İmamoğlu der. Evet. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu şöyle kokuyu aldı. Genel başkan olabileceğini görüyor. Bir daha diyor CHP'de bu havayı yakalayamam. Bakın bir sürü gruplar var. Şimdi İstanbul grubunu arkasına alıp Anadolu'da da işte güçlü bir klik buraya yazıldığı şekilde anlaştığı zaman, az önce Mustafa Bey çok güzel bir şey söyledi. Bir delegeler de yenilenecek. Bu seçimde ne oldu? Az önce Murat Bey söyledi sanırım. Cumhurbaşkanı yardımcılığı da kaybetti. Hiç kaybetmiş havası var mı Ekrem İmamoğlu'nda? Bütün günahlar Kemal Kılıçdaroğlu'na, sevaplar bu tarafa. Tabii, değişim diyor. Tabii, değişim diyor ve ben bugün bir yayında da söyleyeyim. Türk siyasetinin şu anda uyanığı Ekrem İmamoğlu'dur. Çok uyanık bir siyaset yapıyor. Bakın açıklamalarına bakın, okuduklarına, hareketlerine bakın. Kendisi şunu düşünüyor şu anda. Ben size söyleyeyim son cümlem. Ben diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olsam 2028'de daha mı aktif, daha güçlü olurum? Yoksa da ikinci defa İstanbul'u kazanmış bir Ekrem İmamoğlu olarak Cumhurbaşkanı adayı olsam daha mı güçlü olurum diyor. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Onun da hesabı şu. İkinci defa kazanamayacağını da bakın, belki hesap ediyor. Hesabı şu onun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemi karşımda, yani karşıma getirebilecekleri onun düşüncelerini söylüyorum. Onun aklındaki siyaset okumalarını söylüyorum. Karşıma getir, ben diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradan çıkarttığım zaman diyor aday olarak da diyor Recep Tayyip Erdoğan. Hayır, ama kendisinin önce belediye başkanı seçilmesi lazım. İşte onun hesabını yapıyor. Genel başkan oldu mu? İBB şimdi kazandı, İBB'yi bırakmak zorunda. Ama orada da bir şey var. Hayır, orada da şu var. Onun Kemal Kılıçdaroğlu'nun %65 ile seçileceğini söyleyen aynı ekip değil mi? Evet. Sayın İmamoğlu kendinin belediye başkanı seçileceğini düşünüyor. Başarılı olduğunu. Hayır, ben o zaman genel başkan şey olmak istiyor. Ben bir başka şey sorayım. Arkasından bu kadar tezgah kuran Ekrem İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'nun belediye başkan adayı göstereceği garanti mi? İşte Ekrem İmamoğlu da onu düşünüyor. Bir de mahkemesini. Elini yükseltiyor. Bir de mahkemeyi düşünüyor. O mahkemenin ne olacağı belli değil. Yani düşünüyor. Elini yükseltiyor. Diyor ben genel başkanlığı alayım. CHP genel başkanı diyor nasılsa siyasi yasak koyamayacaklar. Türkiye'de yer yerinden oynar. Onun aklında. Oğlum genel başkan olduğunda zaten kendine Meral Hanım'la anlaşıp Cumhurbaşkanı adayı gösteriyor. Bir de şey var. Yani ben buna katılmıyorum Murat Bey. Şöyle bir düşünceleri var onlara. Türkiye'de bir erken seçim olacağı yerinde bir öngörüleri var. Hani kendi siyaset okumaları. Ya onlar seçimi de kazanıyorlardı hocam. Yani tabii önden bir... Ne zaman erken? Bir daha mı erken? 2 yıl için. Bismillah yani yeni seçim bitirdik. 2-3 yıl önce, 2-3 yıl içinde erken seçim olacağını düşünüyorlar kendileri açısından. Yani muhalefet kendi içinde bunu konuşuyor. Ne gerekçeyle umut ediyorlar. Hayır, seneye başlayacaklar erken seçim. Hayır, umut başka da bunun yani elde bir veri olması lazım. Yani hani şöyle. Şu var, erken seçim ben olur. Şöyle, bu bir senaryo. Ben konuşulanı anlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir anayasa değişikliği yaparak, sistemi değiştirerek tekrar kendisinin aday olması için bir formül oluşacağını, yani onların düşüncesi. Bu da bir seçimle ancak olacağı yönde bir görüş var. O muhalefet mahallesinde. Yani çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onlar da siyaseti son dönemim değil bırakmayacağım diye hani seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan son defa dedi. Evet. Sonra da bu yanlış anlaşıldı. Ben siyasete devam edeceğim diye bir açıklaması. Oradan kendilerine siyasete devam edeceğim ama Cumhurbaşkanlığım son Cumhurbaşkanlığım. Cumhurbaşkanlığım son. İşte bir şekilde siyasette olacak. Onlar da düşünüyorlar. Şimdi bakın muhalefet 2018 seçimlerin ertesi günü dedi ki bu seçim hukuksuzdur. Kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamında reddediyoruz. Erken seçim olmalı dedi. Şey, 2018'de dedi daha. Şey, adam kazandı. 12 milyon fark edildi. Cumhurbaşkanlığı da çıkmadılar. Evet, hiç gitmediler. Şimdi de aynı şeyi söyleyecekler. O açıdan bakın. Türk milletinin akıl selameti için, akıl sağlığı için söylüyorum.
şu saçma insanların gündemlerini konuşmayalım gerçekten. Yarından itibaren erken seçim, erken seçim diyerek kendi kitlesini bile yani şizofren hale getiren, evet, şu partinin birbirlerine karşı saygısı olmayan, sürekli hakaret, bakın bir iki saattir biz bu adamların arka planda birbirlerine nasıl hakaret ettiklerini konuşuyoruz. Hocam, bir cümle söyle. Valla gerek yok gerçekten. En çok neye güveniyor hocam? Biraz okuma. En çok neye güveniyor bu süreçte genel başkanlık için? 37 tane emanet paraşüt milletvekili var ya, bu teşkilatlarda acayip bir rahatsızlık herhalde. Orada yani ben de biliyorum, diş biliyorlar. Adam 20 yıldan beri il başkanı milletvekili bekliyordu. Deva'dan paraşüt geldi. Partide çaycılıktan başlamış. Afiş açarak hocam geldi. Onların hepsi unutulacak şeylerdir. Unuturlar. İyi Parti bir tane belediye başkanlığı almadı ya. Aynı miktarda Milliyetçi Hareket Partisi ile aynı miktarda oy aldı. MHP'nin onlarca belediye başkanı var Cumhur İttifakı sayesinde. İyi Parti bir tane il belediyesi alamadı. Bir tane. Sorun ettiler mi? Etmediler. Onlar için tuvalet değerli. Onlar için Erdoğan iktidarın yıkılması. Yani niçin istiyorlardı? Bunu zaten de ekonomist, evet, çok net bir şekilde saydı, ortaya koydu. Erdoğan devrilmesinin gerekçelerini, Amerikan emperyalizmi ifadelendirdi. Bunlar da onu dillendirdiler. Evet. Şimdi bunlar yarın itibariyle erken seçim diyeceklermiş. Niye ben bu tartışmanın içerisinde olayım ya? Bırakın kendi ne halleri varsa görsünler yani. Evet. Türkiye'nin erken seçim diye bir gündemi olmaz, olamaz, olmamalıdır. Türkiye'de hiçbir medya kuruluşu böyle bir şeyi asla gündemine almamalıdır. Doğru. Onun için bu gündem, bunların gündemi de bakın birbirlerini hakaret eden, aşağılayan, sürekli hakaret eden, daha birinci günden ben kaybetmedim, sen kaybettin, sen kaybetmedin bilmem ne. Hepiniz toplu olarak kaybettiniz. Kendi kitlenizle mahvettiniz. Hepsi ağlıyor. İntihar neşine gelmiş. Bazıları bağırıp çağırıyor. Mahvettiniz, gençliğimizi yıktınız, bilmem ne yaptınız diyor. Sizin kendi kitlenizi önce bir düzeltmeye gayret edin. Evet. O kendi kitlenizi düzeltmeden Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir şey söylemeyin. Türkiye medyasını da böyle saçmalıklara alet etmeyin. Evet. Bakın yenildiğiniz gün kendi medya kuruluşlarınızda daha gelir gelmez sizi yargılayacağız, sizi şöyle yapacağız diyen o medya kuruluşları teker teker kapının önüne koydular. Kimleri? O bas bas bağıran Kemal Kılıçdaroğlu'nu affedersin eşek diyen adamı kapının önüne koydular. Hepsi kapının önüne koyulacak. O açıdan bugün millet büyük bir zafer kazandı. Bakın millet diyorum, Erdoğan değil. Erdoğan'la beraber yürüyen Türk milleti çok büyük bir zafer kazandı. O zaferi gölgeleyebilecek hiçbir şeyi gündemleştirmeyelim. Evet. Hocam sizin... Size söz verdiğimi hatırlamıyorum gerçi ama şöyle bir... Sopayı vereyim de. Ver. Şimdi şey konusunda katılıyorum ama şunu unutmayın. Tarihte kerürden ibarettir lafını da sevmiyorum ama CHP siyaseti kendini tekrar eden bir siyaset. Seçimden evvel geçtiğimiz 2,5 seneyi hatırlayın. Evet. Meral Akşener'in söylemlerini hatırlayın. Haziran'a seçim geliyor büyük ihtimal. Eylül'ü bulmaz bu seçim. Ekim'i bulmaz. Hı hı. Erdoğan dedi ki çıktı 40 kere gibi. Dedi ki Erdoğan seçim vakti olacak. Erken seçim olmayacak. Efendim duyumlar aldık. Allah geldi bizimki. Panomuz güncellendi. Panomuz güncellendi. Evet. Meral Akşener diyordunuz. Ama onların ne dediğinin önemi yok diyorum Taci. Bir şey diyebilir miyim? O cümleni bağla da ben de anlayayım. Gürsel Tekin'in artık burada yeri yok. Yani. Gültekin Uysal. Neyse de adını unuttuk zaten. O beyefendi lütfen çıkarın atın artık Emre'cim. Niye koyup duruyorsun bunu? Bir de hocama katılıyorum ben. Şimdi siyasal kültür olarak Ekrem İmamoğlu var mı burada Ekrem İmamoğlu? En şunu da tarafta. Silin. Bu da siyasete veda etti geçen hafta. Bırakıyorum dediği için zaten orada hocam. Tamam. Ekrem İmamoğlu hemen diğer köşede. Olduğu için hocam, başka türlü bir siyaset dili olmadığı için. Şimdi adam mesela Ekrem İmamoğlu üzülüyorum yazın YouTube'a 50 tane şey çıkıyor. Farklı birbirinden üzüldüğü yer. Muhtemelen CHP siyaseti içinde de mazluma yatacak. Her devrin mazlumu. Necip Fazıl'ın kitabı mıydı? Her devrin mazlumları. Değil mi? Bir devrin mazlumları mıydı? Bir devrin mazlumu. Bilmiyorum, ben okumadığım için kitabı. Sırtını gördüm kütüphanede, bizim evin kütüphanesinde. Keşke okusaydın. O başka şeylere ama okurum bir ara inşallah. Habsburg Hanedan'dan fırsat kalırsa biraz da Necip Fazıl oku. Tamam, inşallah okurum. Evet, şimdi bunu ne yapıyoruz? Şimdi hocam Meral Akşener dediniz. Meral Akşener orada. 72 saat sonra önce masadan kalktı, sonra şimdi masaya geri Meral döndü. Akşener... Seçimden sonra ittifak dağıldı. Yavuz Ağaralioğlu biraz önce de bir yayında açıkladı, parti kuruyoruz dedi. Kursun da artık Yavuz Ağaralioğlu, skartaya çıkacak. Evet. Yani evet, EYT'li tamam. Değil ki Yavuz Ağaralioğlu'nu kenara alalım canım. O da bir parti kursun ve İyi Parti ile hangi misyonu gerçekleştirmek istiyorsa o misyonu adam bir bu arada gerçekleştirsin.
Benim açımdan Meral Akşener çok ilginç bir siyasal figürdür. Bana şu anda hani piyasaya çıksak şöyle bir kabul var ya, onun adını unuttum. Hani hiç hayatında çiftçilik yapmamış, hayvancılık yapmamış, inekten anlamayan 100 tane adama sorsak, desek ki şu inek kaç kilodur? 100'ünün cevabının ortalaması aşağı yukarı doğruyu bilir. Yani ekseriyetin irfanı doğru cevap verir ya. Böyle bir kabul var. Adını unuttum. Bunun bir adı var. Ha? İcma. Değil canım, öyle şey değil. Frenkçe bir adı var. İngilizce. Şimdi Meral Akşener. Konsensüs. Dönsek desek ki, hayır ya onları biliyorum. Dönsek desek ki Türkiye bileyim, sokaktaki 100 kişiye sorsak. Bir ara bir şey vardı ya, 100 kişiye sorduk bir yarışma. Desek ki Türkiye siyasetinin en agresif, ağzı en bozuk genel başkanı kimdir? Yani ekseriyet Meral Akşener verir muhtemelen. Etmediği kalmadı Meral Hanım'ın yani. Yavşak mavşak bir dünya laf duyduk. Kemal Kılıçdaroğlu ağzı mı? Yok, Kemal Bey ama o kadar ağzını bozmuyor. Kemal Bey en son arada eliyle bir elinin üstüne vurdu. Ya, beceremedi onun pek. Onun dili çok kötü yani. Bak, küfürden bahsediyor ama. Ben en diyorum, en galiz küfür süperlatif. Galiz küfür anlamında ya, söylüyorsun. Şimdi abi. Galiz küfürü evet o yapıyor. Eşeddi. Yani sayma. Hangisi daha iyidir demiyorum. Şimdi seçimi kaybettiği akşam birdenbire bir ahlak gurusu olarak karşımıza çıktı, hatırlıyorsunuz Meral Akşener. Kaybedenlerin sığınacağı liman ahlaktır, biliyorsunuz. Kendisi kaybetti. Şimdi Meral Akşener'i bundan sonra bekleyen yol nedir? Ankara'dan ki dostlarımıza soruyoruz. Bir takım duyumları var kendilerinin de siyasetle ilgili. Birincisi, Meral Hanım partisinin bir ara %7'nin altına düşen oylarının yeniden %10'a yaklaşması sebebiyle çok mutlu. Meral Hanım'ın bu seçimde herhangi bir mağlubiyet hissi yok. İkincisi, tezlerinin haklı çıkması itibariyle de çok mutlu. Kazanamayacak dediğim tabii tez. Tabii yani ben direndim. Öyle tez olur mu canım? Öyle tez olur mu? Siz demediniz mi? Teknik direktör örneği vermediniz mi? Maça çıkıyorsunuz, kazanamayacağız diye çıkıyorsunuz. Onun önemi öyle yok. Tez olmaz en azından milletin önüne çıktığında ben bunların günahlarının ortağı değilim. Ben hakikati savundum ve kavga ettim diye biliyor şu anda Meral Akşener. Ama demedi. Onu da demedi. Diyecek. Vakti geliyordur. Şu anda hiç konuşuyor mu Meral Akşener, görüyor muyuz? Şu anda tartışılan yegane figür çıktı önünden Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Herkes vuruna balıya, Kemal Kılıçdaroğlu'na vuruluyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan, Allah'a şükür seçim ilk turda bitmedi de çuvalın ağzını açtı, oraya bir de Ümit Özdağ'ı koydu. Saray burnundan bir de onu fırlattı yani. Hepsini birlikte fırlattı, boğaza attı. Biliyoruz, bu da fırlatılan çuvalın içindesin hanımefendi. Sen de fırlatılan çuvalın içindesin efendi, sen de. Hani aramızda kalsın konuşması yapanlar. O adını unuttum abi de öyle, Temel Karamollaoğlu da öyle. Bu dedenin ismini T ile yazan arkadaş da öyle. Ali Babacan da öyle. Bunlar siyasetin saray burnundan denize atılanları. Ümit Özdağ da öyle çok şükür. Yoktu mu panomuzda Ümit Özdağ? Yok, panoda Ümit Özdağ yok. Emre. Ya Ümit Özdağ eksik burada kalmış. En lazım adamlardan. Ama bu altılı masa panosuydu ya. O yüzden. Tamam, o da 6.5. Sonra oldu. Doğru. O 6.5. Ümit oldu. Özdağ ekleyeceğiz buna Emre. Tabii Ümit Özdağ ekleyelim. Buyurun. Şimdi netice itibariyle geldiğimiz hocamız diyor. Tamam. Buyurun tamam. Hocam. Şimdi seçim akşamı yapılan konuşmalar geldi aklıma. Meral Hanım gitti. İşte Taycet Hocam derken o aklıma geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kazandığı için tebrik etti. Ve kendilerinin bu seçim sonuçlarını okuduğunu ve parlamentoda yapıcı bir muhalefet yapacaklarını. Ondan kısa bir süre sonra da Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Sekreteri, Millet İttifakı sadece seçimde, bir seçim işbirliğiydi diye ve ittifakın sonlandığını söyledi. Şimdi bu konuşmaların yapıldığı akşam ben 28 Mayıs akşamı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli de Türkiye'de ve siyasette çok şeyin değişeceğini söyledi. Hatta Fatih Altaylı da yazdı. Devlet Bey bunu açıkladı. Hatta en sonunda da hani çok karışıklık olma ihtimali gibi düşünülmesin de umarım Türkiye değişmez dedi. Yani Türkiye'nin mevcut durumu. Ve ben de Devlet Bey'e katılıyorum. Şimdi yeni dönemde işte az önce siz bazı aktif mesela değişim Demirtaş kendisi teröristtir. Ben yani ne siyaset demiş ya, PKK'ya KCK'ya bağlı bir teröristtir. Hasbelkader bu memlekette nasılsa Cumhurbaşkanı adayı oldu. Siyaseti bırakıyorum dedi. Teröristler siyaset yapmaz. O Silivri'de tatile gitmedi. Yani yaptıklarını için orada. Aynı Öcalan gibi. O da bölücü başı. Baktık Millet İttifakı dağıldı dedi. CHP'de gelen bir şey var. Şimdi bu
seçim öyle bir seçim oldu ki Mustafa Bey, reaksiyonel etkileri olan. Mesela eskiden bir seçim olurdu, kabine kurulur. İşte az önce dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi mahallesi mevcut söylemlerine saraya gitmeyeceğiz, orada diktatör var diye. Bu reaksiyonel ve bu bir süre daha devam edecek. Ben bu seçimden önce seçim oranı ile ilgili konuşmuştuk, not olsun dedim. Bu yayında not olsun. Az önce hocamın dediği gibi bunlardan birçoğu düşecek. Şimdi hocam Rıfkın da düşecek mi? Bunu çektim. Rıfkın dolandırdı. Dur, sizin çok seveceğiniz bir şey söyleyeyim. Yok, CHP'de konuşulan bir şey söyleyeyim. Çok da parayı aldı adam yok. Hayır, bu çok önemli bir şey. Bakın. Sakalı. Sakalı aldı. Ben işte. Bakın bazen şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu için, Sayın Genel Başkan için üzülüyorum. Seçim öncesi anket şirketlere Rıfkın, söyleyeyim Tuğçe Özkan'ın olduğu ekip. Bak CHP içinde bu çok önemli bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiler gazı. Köprüyü yani, sattılar hocam adamı. Yani ve zaten ondan dolayı ikinci tur seçimde ekip değişti. İletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel falan istifa etti. Bu neden Türkiye Yüzyılı seçimi olarak adlandırılan ve çok da yerinde ve Türkiye Yüzyılı zaferi öyle bir sonuç elde edecek ki alan biraz temizlenecek. Bugün parlamentoda görev yapan bir meslektaşımızla konuştuk. Hava nasıl? Bugün biliyorsunuz bakanlarla, eski bakanlar da yemin edemediydi ya. Hani bakanlar yemin etti. Eskileri ve yenilere. Biri bakanlık yemin etti. Hava nasıl? Deva, Saadet ve Gelecek Partisi milletvekilleri, İyi Parti'yi de ekleyebilirim dedi. Bir an önce anayasa paketi gelsin de şu AK Parti ile nasıl bir uzlaşı zemin olun, o havadalar dedi. Çünkü uzlaşma mı arıyorlar? Tabii CHP kurtulmak istiyorlar. Çünkü siyaset böyle bir şey. Şimdi Ali Babacan ama şöyle mi olmuyor mu o zaman? Biz CHP ile girdik meclise, şimdi kurtulmak istiyoruz. Abi, tabii kurtulmak istiyorlar. Şimdi adam genel başkanı kazandıktan sonra gidebilirsiniz dedi. Güle güle dedi. Öbür taraf dedi ki Millet İttifakı bitti. Şimdi parlamentoda Millet İttifakı yok. Saadet Partisi'nden milletvekilisin. Evet. İyi Parti'den milletvekilisin. HDP ve PKK ile birlikte mi hareket edeceksin? Nasıl hareket edeceksin? Gruba başörtüsü geldi. Ailenin birliği geldi. Hocam hiç sıkmayın canınızı. Her türlü ederler. Yani ekmişlikleri var. Seçim öncesinde. Bir de ekmişlikleri var. Ben neden diyorum? Hayır, Binali Yıldırım. Birinci tur seçimlerinden sonra milletvekilleri belli olduğunda bir televizyon ekranında ne dedi? Parlamentoda da sağ siyasetten gelen 404 tane milletvekili var. HDP ve CHP'yi ayırdı. Evet. Şimdi ben olacak demiyorum. Siyasette olacak ya da olmayacak diye bir şey yoktur. İlk şey Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Şimdi yeni bakanların ismini de ezberlemeye çalışıyoruz. Evet. Yılmaz Tunç hemşerim bu arada. Dedi anayasa paketi hızlı bir şekilde gelecek. Göreceğiz başörtüsüyle ilgili. Orada bir niyet okuması gibi, siyaset niyet okuması için tavırlarını göreceğiz. Gene çok net. Orada kesinlikle iktidarla birlikte hareket edecekler. Ondan sonra ama şey var, yenileri de gelecek. Ben yasa yapmak üzere. Çünkü bu Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın bir zaferinin sonucu. Çok güzel bir şey dedi. Gerçi çuval olarak tanımladı. Temizlik olacak. Bakın. Yedek kulübesi. O zaman bu İYİ Parti. Hocam siz... Hayır, ben konuşacağım bir şey. Pardon. Hocam buyurun. Bir şey söylemek istedi diye durdum. Yani devam edin hocam. İYİ Parti bölünür mü peki? Yani hocam, buradan bir İYİ Parti'den bir ikinci parti çıkar mı? Halkın kongreleri var. 23-24'ünde kongreleri var. O Meral Hanım'ın nasıl bir yönetim çıkacağına belli. Gidenler gitti ama. Şu anda da gelen kadrolar milletvekili seçildi. Yani Meral Akşener'in ekibin hazırladığı listelerde. Hani liste, ben bir bölüm olacağını beklemiyorum. İşte yeni partiler kuruluyor dediniz. Belki birkaç kişi geçebilir, bilmiyorum. Yani o kadar da. Ama şu anda Cumhur İttifakı'nın zaferi parlamentonun karşı kanadını da şekillendirecek. Asıl konuşulmuyor. Taceddin Hocam'ın hızlı bir şekilde. HDP'de büyük kavga var. Öyle böyle değil. Yani bu Demirtaş'ın açıklamaları falan değil. Tamamen Kandil endeksli bir kavga. Kavga. HDP'yi yakından bilenler bilir. Bir Demirtaşçılar vardır, bir Öcalancılar vardır, bir Kandilciler vardır, bir de hepsini kontrol eden vardır. müthiş bir şekilde birbirlerine girdi. Büyük P. Evet. Ona da ayrı bir görsel yaparız o zaman. Şimdi bu seçim, bu tabloyla alakalı olarak, demin Murat Özer'in söylediği bir şey var. Sana ben de Murat Özer'in safında yer alarak sana yükleniyorum. Bu tabloyu konuşuyoruz da, geçen bölüm CHP konuştuk. Şimdi bu tabloyu konuşuyoruz. Aslında bir haksızlık ediyoruz sevgili Mustafa. Şu an bu seçimlerle birlikte Türkiye'de çok önemli bir dönüşüm yaşandı. Çok önemli bir şey yaşandı. Gel bunu konuşalım. Türkiye İttihat ve Terakki diye bir tecrübe yaşadı. İttihat ve Terakki'nin bir veresesi oldu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşımıza çıktı. Bu Türk insanının zihnini, hayatını, formlarını, ahlaki değerlerini dönüştüren bir hareket. Kendi mahsulünü de ortaya verdi.
İşte bir şekilde şunu toplum içinde bir paralel toplum olarak görüyoruz bunu. Evet. Kürt toplumunun İttihat ve Terakki'si, bunun telifi bana ait değil. Bu Zekeriya Yapıcıoğlu'nun tarifi. Bence çok güzel bir tarif. PKK Türk toplumunun İttihat ve Terakki'sidir diyor. 100 sene sonradan geliyor. Ben buna katılırım. Bu güzel bir tarif. İttihatçıların batıcı kanadını. İttihatçıların çok kanadı vardı. Ya şimdi girme oraya Allah aşkına. Şimdi bir şeye geliyorum. Neyse, konuda dağılmasın. Tamam. Evet. Evet. CHP'ye veresi yani oldu. Yani CHP CHP'nin veresi oldu diyorum canım. Doğru değil. CHP'nin veresesi diyorum canım. CHP'de yerden bitmedi ki bu adamlar. Tamam, bu adamlar gidelim Fransa'ya şey yapalım, liberal bir ekip kuralım, modern bir şey oluşturalım demediler ki. İttihatçılardan çıktı bunlar. Sait Halim Paşa'da var, Enver Paşa'da var, Tamer Paşa'da tamam. var. Çeşit çeşit versiyonu var. O açıdan söyledim. Ya tarih programında mı istiyorsun? Peki, hayır peki. Efendim, bir dakika ya, konu iyice dağıldı ya. CHP tanımlaması tarihi gerçeklere uymuyor diye anlamda söyledim. Tarih programında mı istiyorsun? Ben gerçeklerin yanındayım yani. O açıdan. Peki, dinliyorum ben. Sanki şimdi başlayacağım yani. Enver Paşa da Allah gani gani rahmet eylesin. Şehidi dünlü devlettir de. Enver Paşa zihnen başka bir adamdı sanki yani. O da modernizm konusunda bir başka adamdı sanki. Neyse. Hı hı. Konuşuruz sonra da. Yani öyle. Furuat'tan itiraz. Neyse. Şu anda PKK işte yani. Ben bambaşka bir yerdeydik. Şimdi ya Enver Paşa da İçtihat Dergisi. Şimdi efendim ya. PKK'nın yok, Kürtlerin hayır, gerçekten bu iddiatçılığı bu kapatamazsınız. Kürtlerin CHP'si olduğu, Kürtlerin hayat formlarını, onların yaşam tarzlarını, Kürtlerin geleneklerini, dinle arasındaki bağı kopartacak bir yapı olarak kurulduğu ve oranın siyasetini domine edecek bir şey olarak bölgeye yerleştirildiğini söyleyen Zekeriya Yapıcıoğlu, ki uzun yıllar bölgede bir şekilde direnerek ayakta kalmaya çalıştılar. İşte siz de teröristsiniz falan diyenler onlara şunu yani halt etmişler bir defa da şunu görmüyorlar. O insanlar orada hayatta ve ayakta kalmaya çalıştılar. PKK'ya karşı, PKK'nın terörize ettiği bir yer. Saat 5'ten sonra devlet yok sokaklarda, böyle bir dönem yani. Bu dönemde hayatta ve ayakta kalmaya çalıştılar. Ama Zekeriya Yapıcıoğlu'nun söylediği bir şey var. Biz silahtan da korkmayız diyor. Bu doğru bir şey. Şimdi burada önemli olan hadise şu. Bu dönem burayla alakalı olarak abim konuşturmadaki şunu bir anlatayım. İkide bir tamam bitir deme bana. Biraz hızlanalım. Bu dönem şununla alakalı olarak bize şunu gösterdi. Kaybedenler Türkiye toplumunun ekserisinin dejenerasyonuna çalışanlar. Bak milliyetçiliğin dejenerasyonuna çalışan bak kaybetti. Bak Kürtlerin dejenerasyonuna çalışan bak kaybetti. Bak Türklerin dejenerasyonuna çalışan bak kaybetti. Bak liberal kaybetti. Bak milli görüşün dejenerasyonuna çalışan kaybetti. Bak bak liberal kaybetti. Bak bu neydiğini bilmediğim kaybetti. Ötekisini zaten tanımıyorum. Ama netice itibariyle dönüp baktığımda Türkiye'de kazanan geçen hafta demişti ki aşırılık değil itidal oldu. Mutedil taleplerle aslında birbirinin karşısında iz düşümü var her yerde. Milliyetçiliğin hakikisi kazandı. Kürdün hakikisi kazandı. Yok demeyin efendim Şırnak'ta Hüdapar şu kadar aldı da bunun karşısında HDP bu kadar aldı. Ya doğru Park, haklısın. Park, oraya bir yerleşimi var. Tarihsel olarak bir yerleşimi var orada. Ama bir nüve, neşvü, nema bulmaya başladı ekseriyette. Evet. CHP'ye karşı, Kılıçdaroğlu'na karşı Erdoğan'ın kazanması az şey değil. Türkiye'de itidal ve toplumun köklerine olan bağlılığı kazandı. Şuraya dönüp baktığında abi bu toplu bu şeye Muharrem Bey'le alakalı bir şey demiyorum. O kudretten öz, hakiki, Kemalist bir CHP'li zaaflarına yansın. Siyaseten bir şey olamayışının. Ama Rıfkın da indirebildiğini indirdi. Şey yaptı, çekti gitti. Allah bereket versin ne diyeyim. Ama netice itibariyle bu tabloyu artık kıvıralım rafların arasına, arşive koyalım sevgili Mustafa. Peki, sizi o zaman şöyle yerinize alırken Mustafa Kemal Çiçek'e döneyim. Şimdi şöyle bir tablo oldu. Mustafa Kemal Çiçek size onu sorarak devam etmek isterim. İyi Parti içinden parti çıkacağı ifade ediliyor. İşte Yavuz Aralioğlu parti kuracağız diyor. Cumhuriyet Halk Partisi belki işte İmamoğlu başka bir hareket mi başlatır? 10 Aralık ekibi başka bir hareket mi başlatır? Bakıyorsunuz işte Saadet Partisi'nde durum ortada. Yeniden Refah öne çıkmış durumda. Ne olacak? Yani bundan sonra biz Türkiye'de evet bir Türkiye yüzyılından bahsediyoruz ama muhalefet cephesinde gerçekten o bahsedilen, konuşulan değişim mi gerçekleşiyor?
Mustafa Bey, baktığınız zaman bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden işte rahatsızlığı olanlar parti kurabilir mi noktasında değerlendirmeler, Ekrem İmamoğlu'nun adı da geçiyor bu konuda ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte 13 yıllık genel başkanlığı dönemine bakın. Muharrem İnce parti kurdu. İşte ben de kurucusuydum partinin. İşte bir oy kayışı gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Bir zamanlar işte Emine Hanım vardı. Biliyorsunuz grup başkan vekiliydi. Yarsav'ın başkanıydı. Evet. Parti kurdu Anadolu Partisi. Netice aldı mı? Alamadı. Öztürk Yılmaz işte ayrıldı. Parti kurdu. Bir netice aldı mı? Alamadı. Mustafa Sarıgül parti kurdu. Ayrıldı. Geldi CHP içerisinden milletvekili oldu. CHP seçmeni netice itibariyle son durumda konsolide oluyor ve diğer partileri kendi içerisinden çıkan partilere bir kayış sergilemiyor. Yani Muharrem Bey şunu söylemişti, biz memleket partisi olarak muvaffak olursak CHP'nin kurtuluşunu da temin ederiz demişti. Ama bu gerçekleşmedi. Parti kurmak çözüm mü? Kanaatimce değil. 125 tane parti var bugün ülkemizde. Bunların 25-26 tanesi seçime giriyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi noktasında bunu söyleyeyim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun son noktada işte Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kongre yapmayı temin edemezse, ki ben o ihtimali görmüyorum. Siz bugün işte olağanüstü kongreyi talep etseniz dahi işte genel başkan veyahut da delegenin 5'te 1'iyle bunu sağlayacaksınız ama bunu seçime çevirmeniz gerekirse, seçim maddesi koymanız gerekirse bile olağanüstü kongrede salt çoğunluğu temin etmeniz gerekecek. Bu şartlar içerisinde, CHP'nin içerisinde bunu yapmak çok çok zor benim kanaatimce. Partileşme süreci ekonomik durumuna bakar. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Belediyeyi de zaten 4 yıldır önünden dahi geçmiyor belediyenin. İşte birinci turda kaybettikten sonra gitti orada bir poz verdi, gerçekleştirdi. Belediyenin büyük maddi imkanları var. Bu yola tevessül edebilir mi? Bilemem. Kendisi açısından maceracı olur. Mustafa İyi Hocam. İYİ Parti açısından bunu değerlendirecek olursak. Buyurunuz hocam. Öztürk Yılmaz'ın yayınladığı videoyu gördünüz mü? Evet evet, bir video yayınlamış, orada iddialı olmaya devam ediyor anladığım Erdoğan kadarıyla. Erdoğan daha meşrudur. Bundan sonra kendi... ben bu Kılıçdaroğlu'na bir fırsat tanımıştım. Rezili rüsva aldılar, başa ben geçiyorum, çıkın önümden demiş. Yani ben Öztürk Yılmaz'ı severim, aramızda iyidir ama galiba Mehdi falan yapsın, olacak. O da bir renk katıyor Türk siyasetine. Türk siyasetine renk katan bir isim. O da işte kendi yani zamanında biliyorsunuz Musul konsolosuyken çok sıkıntılar yaşamış. Gürsel Tekin onu partiye kazandırmıştı hocam. İşte dışişlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olmuş. Ben de bir dönem çalışmıştım. Yani netice itibariyle bir kıymet olarak görmek istiyorum Türk siyaseti açısından ama çok iddialı sözler de ifade ediyor. Ben şunu söylüyorum Mustafa Bey. Şu anda Ekrem İmamoğlu bu iddiasını Cumhuriyet Halk Partisi çapında değil, işte biraz önce Güngör Bey de ifade etti. Hı hı. Yani İyi Parti ile olan münasebetler bakımından söylüyorum. İyi Parti'de kendisini ön plana çıkarsa herhalde CHP'den daha artı bir pozisyonda hareket edebilir diye değerlendiriyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu netice itibariyle şunu kabul etmemiz lazım. Ben de 10 yıl bulundum Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Maalesef ve maalesef mezhepsel bir yaklaşıma son 10 senede çok daha iddialı bir şekilde getirdi. Murat Bey anlattı. Öncesi de farklı değildi vesaire ama son 10 yıllık değişim çok farklı oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakmak istemeyen, artık ora bizim kalemizdir diyen bir yapı. İşte bunu klik olarak biraz önce il bazında da ifade ettim. Bu yapı buradan söküp atmak daha da zorlaştı. Daha da gerçekleşmesi namümkün hale geldi. Onun için bilemiyorum. Bunu neticelendirecek olan seçmendi. Seçmen de %22-25 aralığında oyu her şekilde veriyor. Belediyelerde imkanları sağlıyor, temin ediyor. Ve bunun da gerçekleşmesi herhalde daha zor bir noktaya doğru gidiyor diye değerlendiriyorum Mustafa Bey. Peki. Şimdi bir aramız var. Son arayı verelim. O son aradan sonra biraz da hükümet kanadına bakacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.